mutlu akşamlar. Ulusal Kanal ekranlarına hoş geldiniz. Ben Deniz Çağlayan. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında gece görüşü başlıyor efendim. Haftaya hareketli başladık. Siyaset gündemi yoğundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ta temaslarda bulundu. Bu temasların ayrıntılarını konuşacağız elbette ilerleyen dakikalarda. Bir tarafta da NATO karargahında Türkiye-Yunanistan heyetleri arasında teknik görüşmeler vardı. Bunları da ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde olağanüstü hal durumu devam ediyor. 20 Ocak'taki başkanlık devir teslimi töreni öncesinde son dakika gelişmeleri vardı. Yine ilerleyen dakikalarda bu konuya ilişkin de ayrıntılı değerlendirmelerimiz olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce bir açıklama yaptı. Yaklaşık 850 bine yakın sağlık çalışanının aşı işlemlerinin tamamlandığını, yarından itibaren ise 65 yaş üstü vatandaşların ve özellikle huzur evlerinde kalan yaşlılarımızın aşılama işlemlerinin başlayacağını ifade etti. Ama biz gece görüşüne bugün bir değişiklik yaparak başlıyoruz. Özellikle son günlerde çokça konuşulan ama siyaset gündeminden çok da ekranlarda kendine yer bulamayan bir konuya dikkat çekeceğiz. Karadeniz'deki hamsilere ne oldu diye soracağız. Konuğumuz var. Gelin hep birlikte başlayalım efendim. Konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir isim, Profesör Doktor Ahmet Cemal Dinçer. Efendim, Ulusal Kanal ekranlarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Son dönemlerde özellikle Karadeniz'deki hamsilere ne oldu? Bu soruyu özellikle aile meclislerinde çok konuşuyoruz. Hamsinin fiyatları el yakıyor, balık fiyatları aslında el yakıyordu. Hane içinde çok konuşulan bir konu ama özellikle son dönemlerde siyasi yoğunluktan, siyaset gündeminin ağırlığından ekranlarda çok yer bulamadı kendisine belki bu konu tartışmak için ama biliyoruz ki Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuya ilişkin bir önemli karara imza attı. Av yasağı var şu anda Karadeniz'de. 2 kere uzatılan bir karardan bahsediyoruz. Ben sorumu sorarak başlamak istiyorum. Karadeniz'deki hamsilere ne oldu Sayın Dinçer? Şimdi önce hamsi biliyorsunuz özellikle bizim Karadeniz bölgesinde son derece önemli. Hem sosyolojik olarak hem de insan gıdası olarak tüketim açısından halkın arasında da fakir yiyeceği olarak bilinen son derece kıymetli bir balık. Şimdi sorunuza gelince hamsiye ne oldu? Özellikle son yıllarda, bu son yıllarda dediğim özellikle 3-4 yılı da kapsarsak hamsideki stoklarda bir azalma ve boylarında küçülme olduğu ciddi bir şekilde görüldü. Şimdi bu boydaki küçülme bizim av yasaklarını da ihlal eder bir sınıra geldi. Malumunuz halkımızın da bilmesi açısından hamsının işte bakanlığımızca müsaade edilebilen avlanabilir boyu 9 santimetredir. Yani 9 santimetrenin altındaki bireylerin avlanmaması gerekiyor. Özellikle son yıllarda bu bayağı küçüldü. Ve biz şahsen bunun ben 3 yıldır söylüyorum. 1 yıl hamsi avcılığı yapılmasın diye devamlı önerilerde bulundum. Bu gidişatı öngörebilmiş idik. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi böyle olunca bir balık açısından yani balık stoklarının açısından sürdürülebilir balıkçılık açısından bir tehlike söz konusu. Diğer yandan da kaliteli bir ürün sofralarımıza gelememektedir. Yani balıkçı da memnun değil dediğiniz gibi alan da memnun değil bunu satan da memnun değil. Zaten böyle bir balığa bizim de talep göstermememiz gerekiyor. Ama maalesef çok sevildiği için buna şahsım da örnektir. Yani 30 lira, 40 lira, 50 lira hamsiye verildi ki bu hamsiler canlı ve taze de değildi. Bunlar şoklanmış. Çünkü hava esintili denize çıkılıp da taze alanında bir balık olmamasına rağmen bu fiyatlara ulaşılabildi. Şimdi dediğiniz gibi bu gidişat görüldü. Yani sonuçta bizleri yönetenler, bizlerden de fikir alan
ve bu alandan sorumlu bakanlık, işte Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, bu gidişata daha fazla sessiz kalamadılar. Vicdanları da sızlatan bir durum. Sanırım bizim de seslerimizde de kısmen de olsa şifayen de kulak verdikleri kanaatindeyim. Dediler ki biz bari bunu bir 10 gün yasaklayalım ve 8 Ocak'ta işte sizin de bahsettiğiniz gibi ilk 10 günlük yasak geldi. Bu yasak doğrudur ama yeterli değil. Nitekim yeterli olmadığını ben daha evvelde ifade etmiştim. Zaten onlar da bu genelgeyi yayınlarken belki duruma bir bakacağız. Belki arkadan bir 10 gün, işte geldik 18 Ocağı. Şimdi belki bir 10 gün daha ben tahmin ediyorum. Bu bir 10 gün daha da uzayacak. Ben şimdi burada ne oldu dediğiniz zaman, evet sorunuza cevap verelim, onu bağlayalım. Hamsiye ne oldu? Şimdi bizim tespit ettiğimiz genellikle 3 tane neden var bunun üzerinde. Bunlardan bir tanesi aşırı avcılık. Bu ne demektir? Belli bir sürdürülebilir bir balık var. Siz sürdürülebilir balıkçılığı uygun olmayan bir avcılık yapıyorsunuz. Ne de sürdürülebilir balıkçılık, halkımızın anlayacağı basit terimlerle ifade edelim, fazla tekniğe girmeyelim. Sürdürülebilir balıkçılık, gelecek yılda denizde avlanabilecek balığın bırakılmasını temin etmektir. Bunu sağlamamız lazım. Şimdi bir tanesi, demek ki sorunlardan bir tanesi aşırı avcılık var. Aşırı büyüyen bir filomuz söz konusu. İkincisi bu yıl, özellikle son yıllarda da iklim değişikliklerinde ciddi dalgalamalar görüldü. Özellikle hamsinin Karadeniz'de av verebilmesi için deniz suyu sıcaklığının 10 derece altına düşmesi gerekir. Yani hamsi teknik olarak bunu avlayan gırgır sistemimizin çalışma prensibi olarak sürüler oluşturması lazım ki hamsiyi avlayabilirsiniz. Yani tekniği bunu gerektirir. Şimdi su sıcaklığı da istenilen seviyeye Karadeniz'de düşmediği için şu anda bile bugün tahmin ediyorum gene 12-13, bazı yerlerde 14 derece var kar yağmış olmasına rağmen. Bu da hamsinin yapması gerektiği göçü tam olarak yapmadığı anlamına da gelir. Biliyorsun hamsi bizim sularımıza kışı geçirmek için, yani kışlamak için gelir. Yazında, Mart'ın sonlarına doğru da bizim Anadolu sahillerini terk ederek geldiği Kafkasya sahillerine doğru, Kırım ve Gürcistan sularına doğru gider. Yani böyle bir göçü var. Bu nedenden olmadı. Üçüncü bir neden de kirlilik. Tabii bu sadece hamsi ile ilgili değil. Ancak dediğim gibi Karadeniz'in en popüler balığı hamsi olduğu için, herkesin de tanıdığı, bildiği balık olduğu için herkes bunu konuşuyor. Maalesef diğer türlerimiz de azalmış olduğu için onlar çok fazla gündemde değil. Ama ekonomik değeri fazla olan. Neden ekonomik değeri fazla? Çünkü büyük miktarlarda avlanıyor ve Türkiye'nin yani su ürünleri üretiminin de %60-70'ini sağlayan tek balık olduğu için hamsi bu kadar önemlidir. Demek hem insan gıdası olarak hem de miktar olarak çok fazla. Zannedersem sorunuzun herhalde cevabı bunlar. Demek ki hamsiye ne oldu? Tekrar özetliyorum. 3 tane neden var. 1- aşırı avcılık. 2- kirlilik, denizlerimiz çok kirleniyor. Özellikle son zamanlarda çok fazla, yani yapılan bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Mikroplastik dediğimiz çok tehlikeli bir kirletici durum var. Bu hamsilerin de besinini dediğimiz zooplankton, yani hayvansal planktonu, planktonla besleniyor hamsi. Bunu o mikroplastiği besin sanarak yediği ve mide muteviyatlarından da çıktığı görülmüştür. Bu Rize'de bir bayan bilim arkadaşımızın yaptığı çalışmalarda bu tespit edilmiştir. Üçüncüsü ise o bizim elimizde değil, en azından kısa dönemde bizim elimizde değil, yaşanan iklim değişiklikleri maalesef sürünün doğal davranışını etkileyecek boyutlara geldi. Bu üç neden bir araya gelince hamsinin başına gelen bu oldu. Buyurun. Sayın Dinçer, bu konu tartışılmaya başlandığında tepki çeken bir çağrı vardı. Özellikle Karadeniz'de son zamanlarda yunus popülasyonunun artması. Karadeniz'de hamsinin varlığını nasıl tehdit ediyor ki yunus avcılığı için bir çağrı yapıldı? Siz bu çağrıya katılıyor musunuz? Teşekkür ederim Deniz Hanım. İyi ki bu soruyu sordunuz. İyi ki sordunuz. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben köydeydim, ilgilenemedim. Bu son birkaç gün olan şeyden haberim yok. Ancak böyle bir duyum bana da ulaştı.
siz de fırsat verdiniz. Bunu buradan bir kez daha açıklamak istiyorum. Bizi teşekkür ediyorum size. Bizi izleyen insanlar bunu bilsinler. Ben yine dediğim gibi çok fazla teknik şeyler söylemeyeceğim. Herkesin sıradan sokakta gezen bir vatandaşın anlayabileceği dille siz doğru dediniz, Yunus dediniz. Ama maalesef bakıyorum yazılıp çiziliyor pek çok bir yerde Yunus balıkları falan deniliyor. Bir defa önce şunu bilelim, Yunus bir balık değil. Bizler gibi akciğerleri olan memeli bir hayvandır ve memelileri olarak bilinirler. Yani balina, fok, Yunus vesaire. Şimdi sizin sorunuza cevap vereceğim ben. Yani artışın hamsi stoklarını etkileyecek kadar derecede tehlikeli olamayacağına gerekçe olan bazı ön bilgileri vermemiz lazım. Kamuoyunda da halkımız, balıkçılarımız da bu herkes bilsin. Şimdi bir de dediğim gibi yunuslar böyle balıklar gibi yumurta dökerek yılda işte diyelim 10 bin, 100 bin, binlerce yumurta dökerek yavrulayarak çoğalan canlılar değildir. Aynı bizler gibi dediğim memeliler gibi, aynı insanlar gibi ürerler. Şimdi bu yılda da bir kez değil, bir defa Karadeniz'de 3 farklı türü de var. Onu da bir ekstra bilgi olarak verelim. Şimdi Yunus bazen 6 yılda bir hamilelik geçiriyor ve yavrusunu 2,5 yıl emziriyor. Dolayısıyla yani anlayın nasıl bir popülasyon. Bunları niye söylüyorsun diye hocam bana sorarsanız, şimdi böyle davranışı olan, üremesi böyle olan bir canlının zaten Yunus avcılığı zannederse evet bizde 80-83 yılında yasaklandı. Bu şekil şartlarda olan bir canlının popülasyonunun hamsi stoklarını tehdit edecek bir boyutta olabilmesinin imkansız olduğunu size söylemek için bunları söylüyorum. Aman aman. Deniz memelilerini korumalıyız. Şimdi size bir şey daha söyleyeyim. Ben öyle bir çalışmanın içinde de bulundum. İlk asistanlık yıllarımda bizim Deniz Bilimleri Fakültesi'nde böyle bir çalışma da yapıldı. O zamanki imkanlarla da Yunus stoklarının miktarları tespit edilmek istendi. Çünkü halk yine balıkçılar dediler işte çok yunuslar var biz bunları vuralım da balık çoğalsın diye. Bu kesinlikle çok yanlıştır. Yunuslar asla bu şekilde çoğalmaz ve tehdit de etmez. Bir yunus günde yese 40-50 kilo hamsi. Bakınız yesin. Bu kadar yer ben onu da biliyorum. Besledik çünkü havuzda çalışmalarımız oldu. Şimdi hamsi popülasyonlarında o kadar büyük bir kitlelerden konuşuyoruz ki yani diyelim ki biz yılda 300 bin, 400 bin ton hamsi avlardık. Yani burada bir tane Yunus'un günde yediği 20 kilo balık, 30 kilo hamsi yani devede kulak belki amiyane olacak ama bundan da çok çok cüzi bir şeydir. Yani doğal dengesinde Cenab-ı Allah onun da rızkını vermiştir. Asla yunusların popülasyonlarının fazlalığı hamsiye zarar getirmez. Bu doğru değil. Bir şey daha söyleyeyim. Nedense bunu balıkçılar ne zaman dile getirirler? Hamsi olmadığı zaman. Yani başka nedenleri de var bunun. Peki hamsi olduğu zaman hiç demezler ki yunusları niye avlamıyoruz? Yunuslar çok. Çünkü onlar da rızkını alıyor. Siz de hamsi de iyi bol ürün olunca hiç kimsenin aklına böyle bir şey gelmiyor. Fırsat verdiniz Deniz Hanım, çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu Yunus algısını, bir demek ki asla balık demeyeceğiz. Çocukluktan beri bizde bir alışkanlık var. Kesinlikle Yunus bir memelidir. Bizler gibi akciğerleri olan, solunum yapan bir canlıdır. Onun için su yüzeyine çıkıp nefes alır. Bazen işte öyle bir sıkıntı da oluyor zaman zaman. Yunuslar karaya vuruyor, ağlarda öldükleri falan gibi durumlar oluyor. Başka duyumlar da var ama işte onun nedeni ağlara takılıyor sehven ve nefes alamadığı için, solunum yapamadığı için boğularak maalesef ölüyorlar. Aman aman deniz, özellikle yunusları Karadeniz'de koruyalım, sevelim. Bir de insana çok yakın canlılardır. Bilmiyorum siz hiç denizde çıktınız mı böyle gemiyle, kayıkla gidin, hemen yanınıza gelirler. İstanbul Boğazı'nda denk gelmişliğimiz oldu karşıya geçerken. Kadıköy'e, Anadolu yakasına geçerken görüyoruz. Gelirler böyle vapur geçerken. Deniz aracında olsanız, eğer bir deniz aracıyla gitseniz, vapur olur, gemi olur, küçük bir kayık olur, motorlu bir şey, hemen gelir hem de provaya doğru gelir, yorulana kadar size eşlik eder. Yani yüzer sizinle bir miktar. Sonuçta hayvan belli bir şeyde yorulunca bırakıyorlar. Bilmiyorum yani böyle bir açıklama belki oldu ama ben dediğim gibi hiçbir bilim insanının bunu en azından böyle bilen biri olarak
şey dediğini inanasım gelmiyor. Bir yanlışlık olmuştur. Belki hocamızın dili sürçmüştür. Ben isim de vermeyeyim. Ama dediğim gibi siz fırsat verdiniz. Bunu sormanıza ben memnun oldum. Kamuoyu da aydınlansın. Demek ki öyle yunusların artması, öyle hamsi popülasyonlarına tehdit oluşturabilecek bir yapıya asla ulaşmaz. İşte o gerekçelerini size anlattım. Yunusları iyi tanıyalım. Bunlar balık değiller. Yumurtalarla üremiyorlar. Dediğim gibi bazen 2 yılda bir hamilelik, bazen 3 yılda, bazen 6 yılda bir hamilelik zor geçiriyor. Bundan ne popülasyondan bahsediyorsun? 2,5 sene yavrusunu emziriyor. 2 sene, 3 sene. Yapmayın. Buyurun. Sevgili hocam, az önce hamsinin neden olmadığını anlatırken başka balık türlerinin de tehdit altında ve giderek azaldığını ifade ettiniz. Risk altında olan diğer balık türlerimiz hangisidir? Biz şimdi hep tabii aslında bu soruyu tabii sormanız doğru. Karadeniz'in tabii hem balıkçıları daha iyi bilir, bizden de daha büyük abilerimiz, işte babalarımız çok iyi bilir. Karadeniz'in pek çok türleri vardı. Artık bu türleri, yani ben de kendim göremiyoruz tezgahlarda. İşte çok güzel kefalar, uskumru. Şu anda Karadeniz'de kala kala 3 tane tür kaldı. Yani hem ticari avcılığı yapılıp, yani deniz balığı olarak sofranıza gelebilecek. Eğer Trabzon'a gelirseniz size işte her dönem olabilen İnşallah. mezgit, istavrit. İstavrit de maalesef o da çok inceldi. Bir de işte palamut, tirsi lüfer bazen çıkabiliyor. Bunlar az. Ama asas daha eskiden olan çok daha iri istavritlerin olduğu söyleniyor. Benim kayınbabam balıkçıdır. Amatör balıkçıdır. Onlar anlatırlar. Ne istavritle tutardık? Çok güzel işte kefallar, lüferler, uskumrular. Bunları artık ticari olarak tezgahlarda bol miktarda göremiyoruz. Ayrıca dip balıklarından işte değerli bir balık olan kalkan balığını ben hemen hemen 5-6 yıldır göremiyoruz. Bazen böyle tetkik oluyorsa da onu da yine tezgahlarda bulmak mümkün değil. Bildiğiniz gibi çok az miktarda değerli oldukları için de belki otellere falan, lüks otellere 2-3 tane belki gidebiliyorlar. Maalesef işte bunlar da azaldı dediğim gibi. Bir de ekolojik ortamda sadece bir balığı tek düşünmemeniz lazım. Bunların birbirleriyle de kendi aralarında ilişkileri var, besin zincirleri var. Birbirlerini üzerinden besleniyorlar, yiyorlar ve vesaire. Ama şu dediğim gibi o tehdit her yerde var. Niye şimdi hamsi, şimdi kala kala tek hamsi kaldığı için. Efendim lüferi, işte dediğim gibi izmarit, daha henüz aklıma gelmeyen çok daha güzel özellikle balıklarımız vardı. Bunlar niye söylemiyor? Çünkü o artık kanıksandı. Eskiden vardı, şimdi yok. Peki şimdi ne kaldı? Hamsi kaldı. Yani iş oraya geldi. Maalesef bu gidişat iyi değil. Ben tekrar sizin aracılığınızla bunu da bir fırsata bakanlık inşallah dönüştürür. Zaten bir 10 gün daha uzatılırsa geliyoruz Şubat'ın ortalarına doğru. Zaten dediğim gibi bu mevsimsel avı mümkün olan bir balık. Mart'ta zaten doğal olarak av sezonu doğal olarak kapanıyor. Yani balık göçe başlıyor. Bizim sularımızı terk edip tekrar Ukrayna, Gürcistan ve Rusya'ya doğru, karşıya doğru, Kırım'a doğru göç edecek. Hazır böyle de bir altyapı oluşturulmuş iken, dediğim gibi yani balıkçılık açısından, balıkçıların da açısından hoş bir durum olmadı. Keşke hiç sezon başlamadan yasaklasaydılar. Yani bizim önerimizi, ben şahsen bunu 3 yıldır tekrar ettim. Basında vardır kayıtlarda, bu arşivlerde. Okudum Keşke hocam. Hiç olmasaydı. Özellikle gırgır balıkçılığı, şimdi onların açısından da bakmamız lazım. Bir gırgır gemisinde 30 tane mürettebat çalışır. 20-30 kişiler bunlar. Ailelerle birlikte 80-150 kişi yapar. Şimdi gemi sahibi onu önceden ayarlıyor, topluyor, gurbete gider gibi bunlar denize çıkıyorlar. Bir yıl buna hazırlanıyorlar. Her şeylerini ona göre yapmışlar. Şimdi tam sezonun ortasına gelmiş, ödemesi vardır, çeki vardır, belki mazotunu veresiye almıştır, ona göre bir şey yapmıştır, belki mürettebatına önceden avans para vermiştir.
Şimdi yasakladın, hiçbir şey yapamamış. Yani onun için bunlar keşke böyle olmasaydı ama yapıldı, gene iyidir, doğrudur, eksiktir. Ben işte bunu da fırsat bilerek, hiç olmasa bu sene hamsi sezonunu maalesef verilere baktık desin bakanlık. Hocalarımız da böyle önerilerde bulunuyorlar. Bu sene bize hamsiden hayır yok, kapattık sezonu demelerinde ne bekliyorum, bu iş oraya doğru gider düşüncesindeydim. Keşke hiç başlamamış olsaydı ve balıkçıyı da destekleseydi, buna uygun politikalar geliştirilebilir. Dediğim gibi bu büyük balıkçılığı yapanların sayısı çok fazla değil. Yani diyelim ki bunlar 100-150 tane gemi sahibidir bu. Çünkü bunlar küçük gemilerle yapılan bir avcılık değil bu Deniz Hanım. Evet, Bu gırgır gır katıldım avcılık. ben. Katıldım Biliyorsunuz. böyle bir Eylül'de Yani katıldım böyle bir desin ava. ki bu sene hamsiyi avlamayacağız. Kaç kişisiniz siz? 300 kişisiniz. Gelin bakayım ne ödemeleriniz var? Nasıl bu pandemide devlet bir takım Teşvik. sosyal yardım devreye koyuyorsa o da desin ki arkadaş biz böyle böyle yapalım. Ne olur? Ya bir de hamsiye bu şansı vermenin semeresi erken görülebilir. Çünkü hızlı yetişen bir balık. Zaten 3-4 yaşına kadar yaşayabilen bir balık. Dolayısıyla stok dinamiktir. Yani biz bu sene bir yıl bunu Nadas'a bıraktığımızda bunun faydasını bir dahaki sene görmemiz çok mümkündür. Sofralarımıza kaliteli ürün girer. Şimdi hamsi ince olduğu için alan da memnuniyetle almıyor. Ayıklaması, temizlemesi çok zor. Balıkçıya diyorsun temizle ver bana hamsi, o zaman 20 liralık hamsiyi size 30 liraya veriyor. Siz yapmıyorsunuz, eşiniz yapmıyor. Ama dediğim gibi çok kıymetli bir besindir. Bunu zaten öyle şey yapmayalım. Herkes Norveç balığını şey yapıyor omega 3 6 o diye. O konuya ilişkin de bir sorum olacak sevgili hocam. Buradaki omega 3, buradaki yani hamsideki omega 3 çok sağlıklıdır. Bunu çocuklarınıza sizler bunu tüketin. Yani zannediyorlar ki başka bir ya en iyisi hamside var. Niye Norveç'in balığını bana söylüyorsun? Hamside yok mu? Siz ne zannediyorsunuz? Hocam hamsinin o zaman bir soru sorayım size. Özellikle son dönemlerde okyanus balıkçılığına yönelik teşvikler var. Hem Marmara'da hem Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de aynı problem yaşandığı için okyanus balıkçılığının teşvik edildiğini belirtiyordu uzmanlar. Buna nasıl değerlendiriyorsunuz? Katılıyor musunuz siz bu teşvike? Biz de onu söyleyeyim. Buna tabii siz okyanus balıkçılığı dediniz, doğru. Bu ona açık adı açık deniz balıkçılığı. Şimdi maalesef bizim tabii sularımızda açık deniz balıkçılığı yapılmamaktadır. Biliyorsunuz Karadeniz dahil aslında dünya okyanus sularında göl gibi düşünülebilir. Yani kapalı sistemlerdir. Açık deniz balıkçılığı dediğimiz zaman büyük gemilerle, belki de fabrika ve işleme gemileriyle, işte Japonya'nın, Norveç'in, Amerika'nın, Rusya'nın yaptıkları gibi denizde böyle haftalarca, bazen aylarca kalmayı gerektirir. Böyle bir şey. Yani bizde açık deniz balıkçılığı dediğimiz zaman Cebeli Tarık'ı aşmamız gerekiyor. Bunu böyle anlamak lazım. Niye bu gündeme geldi? Zaten bizim denizlerimizin verimliliği bitti de ondan. Zaten bazı büyük gemilerimiz belki biliyorsunuz. Evet. Moritanya'ya kadar gittiler. Siz bunu belki takip ediyorsunuz. İşte daha geçmiş yıllarda Mısır'a gitmişlerdi. Şimdi bizde yakın, ben Trabzon'dan katıldığım için söyleyeyim. İşte Gürcistan'a gidiyorlar. Abaza bölgesinde oralarda avlıyorlar. Afrika'ya ta Moritanya'ya gittiler. Niye gittiler? Oraları daha bakir gördükleri için. Yani dediğim gibi bizdeki bu büyük filomuz çok gelişmiş. Teknolojik, yani hem seyir imkanları hem de balık bulucu cihazlar. Teknelerimiz muazzam gelişmiş ve donatılmış vaziyette. Dolayısıyla mevcut avı karşılamanın üzerinde bir kapasite söz konusudur. Onun için yani bu gemileri bizim burada besleyip doyurmamız artık mümkün değil. Bu hamsi ve orkinoz gibi büyük balıklarla, büyük çapta avlanan balıklarla mümkün olabiliyordu. İşte bir kısmı hamsi sezonu dışında orkinoz da şey yapılabiliyor ama artık bu filoyu biz taşıyamaz duruma geldik. O zaman sizin yeriniz nedir? Açık denizler, buyurun okyanuslarda avlanın gibi demek lazım. Yani bizim balıkçılığı da bunu yapar ama açık deniz balıkçılığı yapmanın hem lojistik yönden çok daha farklı
ihtiyaçları söz konusudur. Ama illa balıkçılık yapacağım dediğiniz zaman bu kapasiteyle bizim sularımızda bunu yapmanın işte sonucu ortadadır, kırıcı oluyor. Efendim Ege ve Akdeniz'de dediğiniz zaman onlarda da biliyorsunuz miktarlar çok azdır. Çeşit tür sayısı biraz daha fazla ama onların bütün toplam balığını toplasam bir Karadeniz yapmaz miktar olarak Deniz Hanım. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Yok, aklıma gelen bir şey yok. Şans verdiniz. Özellikle bu Yunus konusu bende hassastı. Onu sormanızda çok memnun kaldım. Herhalde bence açıklayıcı olmuştur. Bu yayını da bizi izleyen insanlar da artık çoluk çocuk herkes bilir. Bundan sonra sadece Yunus deyip bırakacağız. Asla Yunus balığı gibi bir terim etmeyeceğiz. Hem bu terminolojiyi yerleştirmiş olduk. Ayrıca dediğim gibi tekrar vurguluyoruz. Yunusları korunmamız lazım. Bir de hukuku boyutuna girmedim bu işin. Yunuslar biliyorsun biz 1983 yılında imza koyduğumuz, bizim de taraf olduğumuz Avrupa Konseyi, Bern ve Barcelona anlaşmaları ile tüm Karadeniz'de yasak olan bir şey. Ben oraya hiç girmedim vaktinizi yüzümsüz almayayım diye. Vaktiniz var hocam. Aslında merak ettiğim noktalardan biri. Son zamanlarda hiç bu Yunus varlığına ilişkin bir araştırma yapıldı mı Karadeniz'de? Şimdi ben duyduğum kadarıyla kısmi bir araştırma yapıldı ama dediğim gibi bunu tek bir ülkenin de yapması mümkün değil. Karadeniz'in 6 sınırdaş ülkesinin aynı anda, çünkü Karadeniz'in bir kısmı bizde, bir kısmı Romanya'da, bir kısmı Ukrayna'da, sınırdaş ülkelerle topyekun, çünkü Yunus sınır tanımaz. Yani sizin sularınızda olan şey... Ulan Yunus Gürcistan'a gider, Romanya'ya gider vesaire. Yani böyle topyekun daha kompleks bir araştırmayı gerektirir. Zannedersem bir yıllarda TÜDAV'ın da hocaların da yer aldığı böyle bir çalışma olmuştu. Hem üstten helikopterle, alttan gemilerle. Biz dediğim gibi bundan 30 yıl önce yapmıştık, sadece gemilerle denizden bir çalışma yapmıştık. Ama böyle bir çalışma evet merak konusudur. Yani en azından sayısal olarak ne kadar Yunus popülasyonu var, bu yaklaşık rakamlarla tespit edilebilir. Bugün akustik sistemler daha da gelişmiştir. Yani böyle bir proje yapılabilir ama tabii bunlar destek ister. Olmaz diye bir şey yok. Yapılmalı da bence. Ama dediğim gibi siz sadece kendi münhasır ekonomik bölgenizde yapmanızın bir anlamı yok. Yani bizim yaptığımız öyle oldu. Dolayısıyla sınırlı oluyor. Çünkü Karadeniz'in hepsi bizim değil. Biz kendi MEP dediğimiz münhasır ekonomik bölgede yapıyorsun. Oradan öteye geçemiyorsun çünkü iznin yok. Ama ortaklaşa olsa biz bir Karadeniz'de bütün 6 ülke, o zaman eş güdümlü bir proje yapılmak suretiyle en azından Yunus stoku böyle çok insan sayar gibi belki olmaz ama belli bir yaklaşıklıkla bilimsel sonuçlara oturtulabilecek çalışma yapılması mümkündür. Bugün bu çok daha da kolaydır. Üstten de helikopterlerle bu yapılabilir. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için, bu değerli sohbet için de. Teşekkür ederim canım, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ahmet Cemal Dinçer'i ağırladık. Son zamanlarda özellikle Karadeniz balıkçılarının sorununu anlattı bize. Üç noktaya dikkat çekti. Neden hamsi yok diye sorduk kendisine. Aşırı avcılık, iklim değişikliği ve denizlerdeki kirliliğin hamsinin popülasyonunu düşürdüğünü ve özellikle son zamanlarda Türkiye'nin denizlerinde verimliliğin bittiğini ifade etti. Önemli de bir uyarısı vardı. Bir yıl Nadas'a bırakalım, bunun karşılığını önümüzdeki yıl gerçekten daha iyi alırız dedi. Bir kere daha çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ahmet Cemal Dinçer'e. Gündemin önemli konularından bir tanesiyle devam edelim şimdi. Türkiye'nin dört bir yanı beyaz örtüyle kaplandı. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yurdun dört bir yanında kar kaplanları kapanan yolları açmak için mücadele ediyor. Kar altındaki kentlerimizde kimi yurttaş karın cefasını çekti, kimisi ise sefasını sürdü. İşte yurttan kar manzaraları. Türkiye dört gözle karın toprakla buluşmasını bekledi. Yurdun dört bir yanı beyaz örtüyle kaplandı. Kar altındaki kentlerimizde bir taraftan yaşam olumsuz etkilenirken diğer taraftan da kartpostallık görüntüler kameralara yansıdı. Haberciydi.
Başkentte kar yağışı gece saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Sokaklar, caddeler, parklar karla kaplandı. Başkentin yollarında tuzlama ve kar küreme çalışması yapıldı. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 729 yerleşim biriminin yolu kapandı. Bingöl'de de 288 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar kaplanları kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Toprağın kara hasret olduğu İzmir'in Tire ilçesinde uzun yıllar sonra ilk kez kar yağdı. Miniklerin kar sevinci kameralara işte böyle yansıdı. Çocuklar kar nasıl, güzel mi? Çok güzel. Sivas'ta Şarköy'ün yolu ulaşıma kapandı. Kalp krizi geçiren hasta, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 kişiyi taşıyan 2 araç kara saplandı. Jandarma ekipleri bölgeye traktörle giderek mahsur kalan kişileri bulundukları yerden kurtardı. Yine Bursa'da Nilüfer ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle damları çöken 2 ahırdaki hayvanlardan 9'u telef oldu. Damlarımız işte yüksek kardan dolayı küreyemedik, yetiştiremedik, yıkıldı. Hayvanlarımıza telef oldu. Malatya kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde etkili olan kar kente beyaza bürüdü. Bu durum özellikle çocukları heyecanlandırdı. Karın keyfini en çok onlar çıkardı. Kar yağıyor, yaba yaba kar yağıyor. Mevsimin ilk karının toprakla buluştuğu Niğde ve Karaman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde başlayan karla birlikte kentler beyaza büründü. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen ilçede kartpostallık manzaralar oluştu. Soğuk havayı, kar keyfi yaşayan çocukların kahkahaları ısıttı. Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de yoğun kar yağışıyla beraber kayak sezonu açıldı. Kentte 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından Kartepe Kayak Merkezi tamamen beyaza büründü. Yağışıyla İstanbul'un barajlarındaki su seviyesini %30'a yükseldiğini ifade edelim. Şimdi İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi ortalama %10 arttı. Gelin ayrıntılarına haberimizde bakalım. Kentte geçen haftadan bu yana etkili olan yağmur ve kar yağışıyla barajlardaki su seviyesi ortalamasını arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle %30.10 olarak ölçüldü. Yağışlar öncesi 8 Ocak'ta su seviyesi %19.16 seviyesindeydi. İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Isırancalar'da %92.86, Terkos'ta %31.83, Sazlıdere'de %10.30, Alibey'de %40.47, Büyükçekmece'de %29.76, Ömerli'de %25.89, Darlık'ta %48.78, Elmalı'da %32.42, Kazandere'de %33.69 ve Papuçdere'de %15.36 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler 868.683.000 metreküp su biriktirme hacmine sahipken su miktarı son yağışlarla 256.000.000 metreküp seviyesine yükseldi. Son yağışlar öncesinde 8 Ocak'ta ise su miktarı 160.000.000 metreküpe kadar gerilemişti. İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2.7.000.000 metreküp su tüketiliyor. Yağışlara karşın barajlardaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. 2014'te barajlardaki su oranı %33.53 seviyesinde bulunuyordu. Barajlar dolmaya başladı ancak su tasarrufu bu süreçte hayati önem taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un su yönetiminin yapılacağı İSKOM'un hizmete alım törenine katıldı. İmamoğlu, su tüketimiyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. %30'u biraz aşan bir seviyeye erişti barajlarımız. Yeterli midir? Değildir. Yani halen biz aslında kurak bir dönemi yaşıyoruz. Sürmeye devam etmeliyiz. Yani bugün kar yağdı diye ben sizi çok mutlu eden, çok sevindiren bir takım haberler vermek için vaktinizi almayacağım. Kurul oluşturuyoruz. Yani bu bir nevi aslında su tasarrufu kurulu diyebiliriz bunun adına. İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Uzun zamandır beklenen bir yağıştı.
Karşehir'de kartpostallık görüntüler oluşturdu. Buzla kaplanan yollarsa vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşte İstanbul'daki kar durumu. İstanbul beyaza büründü. Kar tüm kenti kapladı. Araçlar buzlanan yollarda kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şehrin havadan görüntüsü ise büyüledi. İstanbul'da kar yağışı etkisini gün boyu sürdürdü. Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde zaman zaman %85'e çıktı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı sonrası Şişli, Beyoğlu, Fatih başta olmak üzere ana arter ve caddeler dışında her yer beyaz örtüyle kaplandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla sabah saatlerinde özel araçları ve toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmek isteyen vatandaşlarsa zor anlar yaşadı. Haliç Köprüsü ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Mahalle aralarında ve caddelerde de kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bazıları da yol kenarında yoğunluk oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde beyaz örtünün keyfini çıkardı. Anadolu yakasında da özellikle Üsküdar, Altunizade ve Kısıklı semtlerinde yoğun kar yağışı olduğu gözlendi. Balıkçılar kar yağışı altında İstanbul Boğazı'nda balık tutma keyfini yaşadı. İstanbul'da yaban hayvanları da unutulmadı. Onlar için doğaya yem bırakıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar mega kenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor. Günlerdir İstanbul'a kar yağmasını bekliyoruz. Birçoğumuz bu şekildeydi. Kimimiz çocuklarıyla, kimimiz arkadaşlarıyla çıkıp kar topu oynadı dışarıda. Kimimiz sıcak çayını ya da kahvesini alıp camdan o güzel beyaz manzarayı izledi. Kimimiz koşa koşa iş yerine gitti bir an önce ısınmak için. Peki ya bir evi bile olmayanlar? Bugün hepinizin aklına aynı isim gelecek. Sami Babacan. Vatandaşlar salonların açılması için yetkililere çağrı yaptı. Sami Babacan için de Kadıköy Belediyesi'nin telefonları çaldı. Kadıköy Belediyesi'ni arayan kişiye biz ilgilenmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni arayın cevabı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arandığındaysa hafta içi arayın denildi, öğrenildi. Sonuçta 65 yaşında bir can donarak hayatını kaybetti İstanbul Kadıköy'de. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Kadıköy ilçesinin göbeğinde. Bir can donarak hayatını kaybetti. Türk milleti dayanışmayı iyi bilir. Covid-19 sürecinde bunu iyi gördük. Depremlerde dünyaya örnek olduk. Gelin yine olalım. Yerel yönetimler bu zor günlerde genç, yaşlı, çocuk artık ne olursa olsun sokakta yaşamak mecburiyetinde bırakılmış seçeneksiz vatandaşlara sıcak bir el olsun. Bu fotoğraf hepimiz için acı bir ders olsun. Acı bir ders olduğu kadar da artık son olsun. Bir yandan da salgın süreci devam ediyor. Türkiye'de ve dünyada son 24 saate ilişkin bilançoya bakalım hep birlikte. Son 24 saat içerisinde Türkiye'de yapılan toplam test sayısı 151.342 olarak kaydedildi. Tabi bu testlerin içerisinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5.862 oldu. Yani 5.862 vatandaşın Covid-19 testleri pozitif çıktı. Hasta sayısı 749 olarak kaydedildi. Bir gün içerisinde tablo bu şekildeydi. Toplam can kaybımız 164. 164 vatandaşımızı Covid-19 mücadelesinde kaybettik son 24 saatte. İyileşen hasta sayımız 7.905 olarak açıklandı. Toplam bilançoyu da hızlıca bakalım. Ekranlarınızda görebiliyorsunuz ama aynı zamanda bizleri ulusal radyo aracılığıyla dinleyen vatandaşlarımız için tablonun tamamını aktarıyoruz her zaman. Şimdi toplam test sayımızı hemen aktaralım. 27.523.000
423 toplam test sayısı Türkiye'de. Toplam vaka sayısı 2.392.963. Bugünkü verilerle birlikte can kaybımızsa 24.161'e yükselmiş durumda. Ağır hasta sayımız önemli bir nokta. Bunu hep söylüyoruz. Belki dinlemekten sıkıldınız fakat ama maalesef bilimsel olarak ele aldığımız zaman konuya tabloda ilk bakmamız gereken noktalardan bir tanesi ağır hasta sayısı. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Düşüş eğilimi sürüyor. 2183 ağır hasta sayısı, yani hastanelerde yoğun bakımda tedavi gören hastalarımızın sayısı 2183'e geriledi. İyileşen hasta sayımıza, yani aynı zamanda karantinası tamamlanan toplam hasta sayısına bakacak olursak 2.270.769 vatandaşımızın karantinası ve COVID-19 tedavisi tamamlandı diyebiliriz. Açılışta size bir son dakika gelişmesini aktarmıştık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. İl Sağlık Müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. O toplantıdan sonra açıklamalar vardı. Hemen aktaralım sizlere. 81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek. Yani sağlık çalışanları için aşı uygulamasında son gün çarşamba. Bir diğer tweetini de hemen aktaralım sizlere. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren yeni bir aşı programına, yeni bir takvime başlanacağını ifade etti. Aşılama programımızın birinci aşamasını tamamlayacağız, yani çarşamba günü, ve yarından itibaren ikinci etap başlayacak. İkinci adıma geçiyoruz diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yarından itibaren huzur evleri ve bakım evlerinde kalanlarla bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Şimdi Türkiye'de ve dünyada COVID-19'la mücadelede yeni bir döneme geçildi elbette. Türkiye belki de dünyadaki en hızlı aşı uygulamasını gerçekleştiren ülkelerden biri oldu. Hatta geçtiğimiz günlerde bir veri açıklanmıştı. Dünya sıralamasında en hızlı aşı programını uygulayan ülkelerden biri Türkiye oldu. Şimdi hal böyleyken dünya genelindeki duruma bakacağız ama öncelikle Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısına bakmakta fayda var. Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı dönemi başlamışken dünya genelinden önemli bir uyarı geldi. Devlet yönetimleri ve insanlara aşı sihirli değnek değil diyerek çağrı yapıldı Dünya Sağlık Örgütü'nden. DSÖ direktörü ev içi bulaş zincirinin kırılmadığına dikkat çekti. Soğuk havanın ve tatil mevsiminin virüsün yayılımında etkili olacağını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Cenevre'de bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Dünya Sağlık Direktörü dünya genelinde 2 milyonu geçen koronavirüs can kayıpları ile ilgili denenmiş ve test edilmiş halk sağlığı önlemleri yoluyla koronavirüs enfeksiyonlarını azaltmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, Avrupa, Afrika ve Amerika'daki bazı ülkeler COVID-19 vakalarında ani artışlar görülüyor. Çünkü halk ve hane içindeki bulaşma zincirini kıramıyoruz dedi. COVID-19 aşısının tedarikindeki eşitsizliğe tepki gösterdi Dünya Sağlık Genel Direktörü. Dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde olduğunu ifade etti. Şimdiye kadar en az 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Düşük gelirli bir ülkeye ise sadece 25 doz verildi. 25 milyon değil bakın, 25 bin değil, sadece 25.
İşte bu konuya ilişkin tepkisini de bu sözlerle ifade etti Dünya Sağlık Direktörü. Uzun zamandır tartışılan ve aşı çalışmaları başlamadan önce yapılan uyarılardan bir tanesinin ne anlama geldiğini Tedros Adhanom Ghebreyesus'un bu açıklamasında bu ifadelerle görüyoruz. Bir taraftan da Mike Ryan, DSÖ'nün önemli isimlerinden bir tanesi, basın toplantısında konuşan isimlerden biriydi. Virüsün bazı bölgelerde artış hızının devam ettiğine dikkat çekti Dünya Sağlık Direktörü Ghebreyesus gibi. Ülkelerin COVID-19 hastalarına oksijen tedariklerinde tehlikeli derecede düşük olduğunu ifade etti. Aşılar yararlı bir araç ancak pandemiyi tek başına sonlandıramaz dedi. 2020'de tek çözüm olarak tamamen aşılara güvenirsek o sırada önlemleri azaltabiliriz derken soğuk havanın ve tatil mevsiminin virüsün yayılmasında etkili olabileceğini aklımıza getirmedik dedi. Dünya Sağlık Direktörü kıdemli danışmanlarından biri olan bu açıklamaları Mike Ryan'ın aynı zamanda teyit edildi. DSÖ Direktörü de Mike Ryan'ın bu açıklamalarına katıldığını ifade etti. Ve Mike Ryan'ın önemli bir ifadesi daha da vardı. Bunu DSÖ'nün dünyaya gevşemeyin uyarısı şeklinde ifade etmek doğru olur. Aşıların sihirli bir değnek olmadığını lütfen unutmayınız diyerek de hem devlet yönetimlerine hem de insanlara seslendi Dünya Sağlık Örgütü. Şimdi gelin dünya genelindeki COVID-19 vaka sayılarına bir bakalım. 100 milyona yaklaştı dünya genelinde toplam vaka sayısı. Can kaybı ise 2 milyonu aşmış durumda. Avrupa ülkelerinde hastaneler alarm veriyor. Portekiz'de sağlık sistemi çökmenin eşiğine geldi. Vaka sayısının artışa geçtiği birçok ülkede karantina süreleri uzatıldı. Tunus'ta tedbirleri protesto eden 600'den fazla kişi gözaltına alındı. Aşılama sürecine ilişkin Çin'de ve Azerbaycan'da yeni gelişmeler var. Bakalım. Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 95 milyon 484 bine ulaşırken can kaybı 2 milyonu aştı. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 milyondan fazla aktif vaka bulunuyor. Avrupa'da birçok ülkenin sağlık sistemi alarm veriyor. Vaka sayısının son bir haftada en yüksek seviyeleri gördüğü Portekiz'de sağlık sistemi çökmenin eşiğine geldi. 10 milyon nüfuslu ülkede toplam vaka sayısı 550 bin civarında. Ülke genelinde yatak kapasitesinin dolduğu bildirildi. Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido, "Sağlık sistemimiz aşırı baskı altında, sınıra çok yakınız." dedi. İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19 mutasyonunun hızla yayıldığı Avusturya'da COVID-19 karantinası 8 Şubat'a kadar uzatıldı. Tunus'ta ise karantina tedbirlerini protesto eden 600 aşkın kişi gözaltına alındı. Dünyanın gözü bir yandan da aşılama uygulamalarında. Yaygın aşılamaya geçen ülkeler arasına Azerbaycan da katıldı. Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısını tercih eden Azerbaycan'da ilk aşı Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev'e yapıldı. Sağlık Bakanı Şireliyev yaptıkları araştırmalar sonucunda en iyi aşının Sinovac olduğu kanısına vardıklarını söyledi. Salgına son veren ilk ülkelerden biri olacağız dedi. Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili bir açıklama geldi. Selçuk 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık dedi. Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitimin nasıl yapılacağına dair farklı senaryoların olduğunu belirtti. Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim modeline geçildi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim için hazırlık yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. İlke kararı alındığını söyleyen Selçuk, 15 Şubat'ı işaret etti. Başlangıçta açılsın veya açılmasın gibi tartışmalar oldukça yoğundu ama şu anda açılsın noktasında ciddi bir beklenti var. İlke olarak okulun açılmasını çok önemsiyoruz. Bizim okullarımızın açık olma süreci çok daha az. 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var. Bakanlık öğretmen ve öğrencilerin sağlığını riske atmak istemiyor. Salgının seyrine bağlı olarak bilim kuruluyla yapacağımız görüşmelere bağlı
bağlı olarak yaklaşık 10 gün önce paylaşmış oluruz. Sağlık sorunları bulunan, evinde hastası olan, kronik rahatsızlıkları olan bazı ailelerimiz ve çocuklarını aynı potada değerlendirmek doğru olmaz. Bakan Selçuk karne dağıtımının nasıl olacağına ilişkin de bilgi verdi. Karnelerini çevrim içi ortamda dijital olarak alacaklar. Keşke beraber kol kola girip de karne heyecanını yaşayabilsek ama inşallah o günler de gelecek. Ne olursa olsun çocukların karne almasını önemsediğimi söyleyebilirim. Dijital de olsa alsınlar, görsünler. Siyaset gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. MHP lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Davutoğlu'na yakın Karar Gazetesi tarafından hedef alınan Bahçeli'nin yanıtı sertti. Tıpkı baykuşlar gibi aydınlıktan ürküyorlar dedi Bahçeli. Hasretini çektikleri karanlığın Türkiye'ye hakim olması için çırpınıyorlar ifadelerini kullandı. Ankara'da yaşanan saldırılara ilişkin partisinin hedef alınmasına tepki gösterdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar Gazetesi'ne sert sözlerle yüklendi. MHP sokağı bilir, hasmı bilir, haini bilir, tuzak ve tertipleri bilir ve tanır. Ancak milliyetçi, ülkücü hareketi tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya cüret etmek terörizmin lügatinden bahsedenlerin harcıdır. Aynı zamanda bühtandır, komplodur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajını sosyal medyadan paylaştı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyı değerlendirdi. Bir yanda 20 Ocak 2021'de ABD başkan değişimi, diğer yanda Serok Ahmet'i sivriltme çabaları, Karar Gazetesi'nde köşe tutmuş sahte gazetecilerin kışkırtmaları, bunlara ek olarak malum siyasetçi ve gazetecilere saldırılar birbirine eklemlenmiş kuşkulu gündem konularıdır. Tıpkı baykuşlar gibi aydınlıktan ürküyorlar diyen Bahçeli, çırpınıyorlar, batıyorlar ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde oyun kurmak için el ovuşturan, fırsat kollayan geri ve gölgeli siyaset anlayışları tıpkı baykuşlar gibi aydınlıktan ürküyorlar. Hasretini çektikleri karanlığın Türkiye'ye hakim olması için çırpınıyorlar. Nitekim çırpındıkça da batıyorlar. MHP Genel Başkanı Davutoğlu ekibinin emperyalizm destekli çalışmalarına dikkat çekti. Serok Ahmet'in gündemde olduğu her dönemde Türkiye'de bir sorun oluştu. Bu şahıs bereketsizliğinin faturasını önce şahsına kesmelidir. MHP ile didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara el açtığı artık ortadadır. Irak'ta önemli bir ziyaret vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Bağdat'a gitti. Irak Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmelerin ardından Akar ve Orgeneral Güler, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi. Akar temaslarında Iraklılara terörle ortak mücadele çağrısı yaparak Orta Doğu coğrafyasını bölgemizin barış ve güvenlik merkezi haline getirebiliriz dedi. PKK-YPG'ye karşı Bağdat ve Erbil yönetimlerinin harekete geçtiği bir dönemde Türkiye'den Irak'a kritik ziyaretler vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Irak'a gitti. Akar ve Güler, Irak Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Tören sonrasında Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anat Sadun El Cuburi ile görüştü. Baş başa görüşme sonrası heyetler arası toplantılar yapıldı. Türkiye ile Irak arasında kardeşlikten öte akrabalık bağlarının olduğunu belirten Akar, bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini söyledi. Irak'ın kuzeyindeki terör varlığının iki ülke içinde önemli bir tehdit olduğunu vurguladı Milli Savunma Bakanı. Terör örgütü PKK ile mücadelede işbirliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak'la her türlü işbirliğine hazırız diye konuştu. Bölgemizi barış ve güvenliğin merkezi haline getirebiliriz. Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, esenliğine ve refahına saygılıyız. Irak'ın siyasi birliği bizim için esastır. Her zaman samimiyetle ifade ettiğimiz gibi bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır. Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yoktur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmelerin ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi. Türkiye yeniden Asya açılımında kararlı.
Asya'ya açılımın siyasi ve ekonomik temelleri de atılıyor. Türk İş İnsanları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi. Asya'ya yönelik atılımlar yapmanın tam zamanı olduğu vurgulandı. Pekcan iş insanlarının destekleneceğini söyledi. İşte tam da bu konuda Çavuşoğlu yeniden Asya açılımının uzun vadeli bir hedef olduğunu da vurguladı. Asya'ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanıdır. 19 ve 20. yüzyıllar sırasıyla Avrupa ve Amerika asıllarıydı. Bugün tüm veriler 21. yüzyılın Asya asrı olacağını gösteriyor. Atlantik sisteminin dünya üzerindeki egemenliği azaldı. Asya cephesi yükselişe geçti. Türk iş insanları da devletin başlattığı yeniden Asya açılımı kapsamında kolları sıvadı. Girişimin amacı Asya ile yeniden daha güçlü bağlanmak, özellikle ekonomik ilişkilerimizi ilerletmek. Asya, Pasifik coğrafyasını artık ihracat pazarlarımız olarak görmenin vakti geldi de geçiyor. Benim daha önce de her fırsatta belirttiğim gibi dış ticaret açığı verdiğimiz bu ülkeler ithalat için uzak değilse ihracat için de uzak değil. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ev sahipliğinde Türkiye'nin Asya ülkeleriyle ticaretinin geliştirilmesinde yeni perspektifler başlıklı çevrim içi konferans düzenlendi. Yeniden Asya demenin tam zamanıdır. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Mevlüt Çavuşoğlu yeniden Asya açılımı kapsamında düzenlenen konferansta iş insanlarıyla bir araya geldi. Asya ile ticareti geliştirmenin yöntemleri tartışıldı. Avrupa'nın yavaşladığı bir dönemde yeni pazarlara açılarak ihracatımızı sürdürülebilir kılmak için bir engel görmüyoruz. Çin dünyanın başlıca üretim, ticaret ve yatırım merkezi. 2028 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olacağı tahmin ediliyor. Asya'da geniş bir pazar olduğu belirtilen konferansta devletin bölgeyle ticaret yapmak isteyen iş insanlarına tam destek sağlayacağı vurgulandı. Asya'ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanıdır. Konuşmamın genelinde de değindiğim üzere orta sınıfı gittikçe genişleyen, tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz. Bu nedenle yeniden Asya demenin tam zamanıdır. Kamu özel sektör ortaklığı, PPP dediğimiz yenilebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınma, eğitim, kültür, turizm, ticaret ve yatırım ile e-ticaret dahil olmak üzere pek çok alanda işbirliğimizin derinleştirilmesini amaçlıyoruz. Asya ile yapılacak ticarette ithalat ve ihracat dengesinin de sağlanması gerektiği belirtildi. Niye ihracat yeterince yapamıyoruz? Lojistik de kısaldı. Destekleri de bu bölgede diğer bölgelere nazaran daha fazla veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz bizden? Söyleyin biz onları yapalım. Yeter ki bu bölgedeki bu dengesiz ticareti beraber el birliğiyle önleyelim. Şimdi reklam aramız var. Aranın ardından değerli bir konuğumuz olacak. Siyaset gündemini değerlendireceğiz. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı, emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin konuğumuz olacak. Lütfen bizden ayrılmayın. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında gece görüşü devam ediyor efendim kaldığı yerden. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. olağan il kongresindeki konuşmasıyla devam edelim. Canlı bağlantı ile katıldı kongreye. Ekonomiye ilişkin mesajlar verdi Erdoğan. Politikaları kararlılıkla uyguluyoruz dedi. CHP'deki taciz skandallarına ilişkin de konuştu Cumhurbaşkanı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalmasına tepkiliydi. Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz. Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz. Aynı şekilde dışarıda da tarihi bir dönüşümün altyapısını oluşturuyoruz. Doğu Akdeniz'den Karabağ meselesine kadar kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade sayesinde
Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Kendi partilerinin bünyesini örümcek ağı gibi saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık, ahlaksızlık işlerinin üzerine örterek güçlerini korumanın peşinde olanları milletimiz çok iyi görüyor. CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor? Neden bütün bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyor? Şahsımıza ve partimize yönelik saldırıların artmasının gerisindeki sebeplerden biri de işte ayyuka çıkan bu kokuşmuşluğu gizleme gayretidir. Az önce anons etmiştik değerli konuğumuzu. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı, emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin konuğumuz. Efendim hoş geldiniz gece görüşüne. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. NATO karargahında önemli bir toplantı var. Türkiye ve Yunanistan heyetleri askeri ve teknik görüşmeler yapıyorlar. Bir taraftan da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Orgeneral Yaşar Güler Bağdat'ta önemli temaslarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Ocak için geri sayım devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'deydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmeler yaptı. Bugün aynı zamanda Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği ortak bir tatbikat vardı Doğu Akdeniz'de. Tüm bu gündem başlıklarını ele aldığımız zaman aslında şuradan başlamak istiyorum. Sayın Akar ve Orgeneral Yaşar Güler'in Bağdat ziyaretini nasıl okumak lazım? Bu ziyaret ne ifade ediyor diye sorarak başlamak isterim efendim. Lütfen buyurun. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii Sayın Akar'ın ve Sayın Genelkurmay Başkanı Güler'in Bağdat ziyareti önemli bir ziyaret. Özellikle Türkiye'nin PKK ve PYD ile mücadelesinde. Biliyorsunuz Sincar'da PKK'nın üssü bulunuyor. Yani büyük bir yerleşim var. Ve o bölgede bu üs vasıtasıyla Kandil'le yani Kuzey Irak'ta bulunan PKK unsurlarıyla Suriye'nin kuzeyindeki PYD arasında bir irtibat var. Bu irtibat sağlanıyor. Bu kadar önemli. Ve çok sayıda PKK teröristi şu anda Suriye'de. Düzeltiyorum, Irak'ta. Şimdi bunların bu ortamdan istifade etmek suretiyle bir şekilde silahsızlandırılması ya da ortadan kaldırılması, bu Kandil irtibatının, Suriye Kuzey irtibatının kesilmesi gerekiyor. Ve bu bölgede özellikle PKK'lı teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi gerekiyor. Şimdi evet, Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahraman Mehmetçiğimiz hemen hemen uzun bir süredir yani sınırda huduttan itibaren belli aralıklarla bir tampon bölge yaratmak suretiyle yaratmak için savaştılar. Şu anda da terörle mücadele devam ediyor. Teröristle mücadele devam ediyor. Ama son gelişmelere baktığımızda işte herhalde ayın 20'sinden sonra bu işi biraz daha farklı göreceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti yaratma ya da bu bölgede bir terör devleti oluşturma gayreti bitmedi ve bitmeyecek. Bu hedef devam ediyor. Şimdi bu hedef devam ederken Türkiye'nin öncelikle bu Suriye ile Irak arasında irtibatı kesecek şekilde Kuzey Irak'taki PKK'yı bir şekilde zayıflatması, ortadan kaldırması ve artık Türkiye için tehdit olmaktan çıkartması gerekiyor. Onun için öncelikle Irak'ın kuzeyindeki terör faaliyetlerinin, teröristlerin bir şekilde iması gerekiyor. Ve bu yapılan ziyaret bunu öngören bir ziyaret. Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri bölgede, biraz evvel söyledim, bir PYD devleti, yani bir terör devleti kurmaya çalışıyor Suriye'de. İkincisi yine bölgede İran'la bir nükleer anlaşma yapmaya çalışacak büyük bir ihtimalle. Yani böyle bir çalışması var. Yine Irak'ın bölgeden, yani Irak'tan, Irak'ın Suriye'den ve
Irak'tan gönderilmesi gerekiyor. Yani temizlenmesi gerekiyor. Bunun için de Rusya'ya ihtiyacı var. Rusya anlaşma için Rusya'nın desteğine ihtiyacı var. Şimdi Rusya'nın desteği ancak şu şekilde olabilir. Yani Rusya'yı Suriye'den çıkaramayacaklarına göre Rusya'nın bu bölgedeki desteğinin sağlanması, kendisi Amerika'ya yönelik desteğinin sağlanması ancak Rusya'nın şimdiye kadar elde ettiği imkanların garanti edilmesiyle ve uluslararası bir anlaşma yapılmasıyla sağlanabilir. Uluslararası anlaşma içinde Ruslara göre bugünkü Suriye'nin bir uluslararası grup tarafından tanınması, devlet tarafından tanınması ve federal bir devlete dönüştürülmesi gerekiyor. O zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Yani Türkiye bir anda, işte en son galiba yeni atanan Suriye temsilcisinin söylediğine göre, bir anda Türkiye kendini bir şeyle, bir anlaşmayla karşı karşıya bulabilir. Yani Suriye görüşmelerinden dışlanacak şekilde. Onun için Türkiye bu ortamdan faydalanmak için hem Irak'la görüşüyor, hem de Irak merkez yönetimine bağlı olan Barzani yönetimiyle görüşüyor. Peki başarılı olabilir mi? Bu olur. Olması gerekiyor. Bu ortamda bu ortamı sağlamaya çalışıyorlar. Bir de son günlerde Türkiye gerçekten çok büyük bir baskı altında. Kendine yönelik olan kurulan bir bloğu dağıtmaya çalışıyor. Bu blok hem Orta Doğu'da var hem de Doğu Akdeniz'de var. Öyle söyleyeyim. Ve bunun arkasında işte Fransa var, ABD var. Bu bloğu dağıtmaya çalışıyor. Onun için öncelikle ortam bu haldeyken süratle Kuzey Irak'taki PKK artıklarının ve PKK yönetiminin bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Tabii Irak merkezi yönetiminin gözü, biliyorsunuz Irak merkezi yönetimindeki başbakan hem İran'a yakın hem de ABD'ye yakın bir başbakan ve bunun ikna edilmesi gerekiyor. Güçleri de PKK'ya yetmiyor. Yani bunun için belki Türkiye'nin de Türkiye ile birlikte Kuzey Irak'ta veya Sincar'da bir operasyon yapılması gerekiyor. Bu operasyonlar için Türkiye yöntem arıyor, yol arıyor ve kendisine level target edecek, bölgede target edecek unsurlar arıyor. Bunun için en uygunu Kuzey Irak, Irak. Irak merkezi yönetimi. Çünkü onlar da PKK'dan dolayı kendi bölgelerinde hükümran değiller. Aynı şeyi ben Kuzey Irak için de söyleyebilirim. Yani Kuzey Irak'taki Barzani yönetimi de kendi bölgelerinde bir hükümranlıkları yok. PKK daha ağır basıyor bölgede. Onun için oluşan bir fırsattan faydalanmak suretiyle işler daha sonra çok daha fazla gelirmeden, çünkü sonuçta işler yavaş yavaş pandeminin yol açtığı büyük bir ekonomik krize doğru gidiyor. İşte bu ekonomik krizin patlaması sonucunda Amerika'ya da benzer olayların, bakın önümüzdeki günlerde işte Yemin merasiminde Amerika'da neler olacak bilmiyoruz. Olabilecek olaylar daha sonra Avrupa'ya ve bizim bu bölgemize de gelebilecekler. Bu kargaşa devam ederken bir an evvel PKK'nın bölgede tehdit olmaktan çıkartılması gerekiyor. Ve Türkiye'nin bu fırsattan faydalanması gerekiyor. Sayın Güler'in ziyareti aslında bunu temin etmek ve bir ittifak çerçevesinde, PKK'ya karşı bir ittifak çerçevesinde Irak'ı PKK teröristlerden temizlemektir diye değerlendiriyorum. Asıl amaçların bu olduğunu düşünüyorum ve zamanlaması da çok uygun bir zamanlama. Gerçekten bu zamanlamayla hareket ettikleri için büyük ihtimalle belirli bir anlaşma yapılabilir ama şunu söylemem gerekiyor. Tabii Irak'ın merkez hükümetinin Amerika ile ve İran'la bağlantılarına baktığımız zaman bu işin ya da Irak merkez yönetiminin bu işlere ayıracağı güç, kuvvet miktarının yeterli olup olmadığını düşünmemiz gerekiyor. Ya da bir de bunların Amerika'nın ve İran'ın bunlara yönelik baskısı, etkisi ne olacak? Onlara bakmamız gerekiyor. Eğer bu konuda bir anlaşma sağlanamazsa bölgede önümüzdeki dönemde Türkiye açısından hem de
Irak ve Suriye açısından, bölge açısından, İran da dahil olmak üzere daha büyük bir tehdidin gelebileceğini değerlendiriyoruz. İran bu iş içine girer mi girmez mi? Onlarla da görüşmeler var. İran'ın şu anda gözü Amerika'yla bir nükleer anlaşma yapmakta. Yani eski ya da eski nükleer anlaşmanın yürürlüğe konması konusu gündemde. Olabilir mi? Bütün İran şimdi buna bakıyor şu anda. İran yönetimi. Çünkü gerçekten bu konuda yaptırımlar, işte ambargolar, Amerika'nın ve İsrail'in askeri baskısı dahil olmak üzere İran bu konularda bayağı bunalmış durumda. Tabii nükleer anlaşmaya şey oluyor, yüklendiği için o da Biden'ı bekliyor. Bizim Biden'ı bekleyecek halimiz yok. Yani bizim uğraştığımız teröristlerin bir an önce Türkiye'ye tehdit olmaktan, Kuzey Irak'ta Türkiye'ye tehdit olmaktan ve Suriye'de bir terör bölge devleti kurulan terör devletiyle Irak Kuzey arasında bu irtibatı sağlamaktan bir an evvel çıkartılması gerekiyor. Türkiye'nin amacı bu. Sanırım bunlar şey verir, fayda verir diye değerlendiriyorum. Bir de Türkiye olabildiğince diplomasiyi kullanmak suretiyle, şimdi arkasında tabii gücümüz de var ama diplomasiyi kullanmak suretiyle kendine karşı oluşan bloğu dağıtmaya çalışıyor. Ve etrafındaki ülkeleriyle görüşmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi işte en son yapılan Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan görüşmesi. Bu görüşmelerin devam edeceğini diyorum. Balkanlarda da devam edecek bu görüşmeler. Diğer bölgelerde de devam edecek. Kavkaslarda da işte gerekiyor, devam ediyor. İran'la görüşülüyor. Bunlar büyük ölçüde Türkiye'nin hem bu yapacağı operasyonlarda destek bulması, hem de Türkiye'ye karşı oluşan bloğun kaldırılması, Türkiye'nin bölgesel ittifaklarla etrafında bir güvenlik çemberi yaratması gibi bir çalışmanın sonuçlarıdır diye bakıyorum. Umarım bu çalışmanın sonuçlarını çok daha iyi bir şekilde alırız ve Türkiye bölgesel ittifaklarla kendi çevresinde bir an önce bir güvenlik uçağı yaratma imkanına sahip olur diye değerlendiriyorum. Sayın Pekin, az önce aslında konuşmanızın başında ifade etmiştiniz. Hem Bağdat hem de Erbil yönetimi PKK'nın Sincar'daki varlığını bitirmek için bir mutabakata varmıştı. Bunun için de evet, bölgede somut adımlar atılmak için de girişimler yapılmıştı. Fakat son zamanlarda özellikle bu bölgedeki mutabakatın uygulanması için bazı engellerin aşılması gerektiği ifade ediliyordu. Buradaki engel, evet, Amerika Birleşik Devletleri mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Sincar'daki planı, hedefi ne olabilir sizce? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri olaya bir bütün olarak bakıyor. Biraz evvel söyledim. Yani nükleer anlaşma, onunla beraber İran güçlerinin Suriye'den ve Kuzey Irak'tan çıkartılması. Böyle bakıyorlar. Bir de işte Suriye'de bir terör devletinin kurulması açısından bakıyorlar. Şimdi olaya böyle bakıldığında şunu görüyoruz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda Haçlı Şabi'nin de bölgeden çıkmasını istiyor. İran güçlerinin de bölgeden çıkmasını istiyor. Öyle olunca mecburen PKK ile beraber PKK'ya karşı hareket etmekte olan hem İran, Irak merkezi hükümeti hem de Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim bu sefer İran'ın baskılarını dikkate almak durumdalar. Çünkü İran o bölgede güçlü bir pozisyonda. İran'ın baskılarını dikkate almak durumdalar. Çünkü İran kendi milis gücü olan Haçlı Şabi'nin veya ona bağlı güçlerin bu bölgeden çıkmasını istemiyor. Şimdi baktığımız zaman Sincar'da daha önceden biliyorsunuz şeyler vardı. Eski Hristiyan azınlıklar, Ezidiler vardı. Ezidiler bu DAEŞ saldırısı sonucunda işte oradan kaçtılar. Şimdi aynı bölgeye PKK yerleşti. PKK oradan çıkmıyor. Aynı bölgede Haçlı Şabi unsurları da var. Paramiliter unsurlar da var. Şimdi PKK'nın bir kısmı işte anlaşma gereği bölgeden çıktık dedi, yerleşim bölgelerinden. Ama çok az bir bölüme yayıldılar. Çok fazla uzaklaşmadılar. 7-8 kilometre, 10 kilometre biraz daha ileri gittiler. Ve binlerce PKK'lı o bölgede duruyor. Ve bazıları bunların üniformalarını değiştirerek, kıyafetlerini değiştirerek Haçlı Şabi içerisinde
yer aldılar. Şimdi iki türlü sorun var uygulama. Birisi Amerika'nın bunları gönderin sorunu. İran'ı ve diğerlerini beraber çıkarın sorunu. Bu tabii İran'ın baskısıyla karşılaşıyor. İkincisi İran'ın şey üzerine yaptığı baskılar. Amerika'ya karşı hem merkezi Irak hükümeti hem de bölgesel yönetime karşı yapmış olduğu baskılar var. O baskılar da İran kendini savunmak için böyle bir şey içerisinde. Ve burada bir şekilde bir anahtara ihtiyaç var. Anahtar Türkiye. Eğer Türkiye bu anahtarı anahtar olarak bunu iyi kullanırsa, yani iyi kullanırsa ne yapacak? Merkezi hükümeti, Irak merkezi hükümetini takviye edecek, güç bulunacak. Gerekirse operasyonu birlikte yapalım şeklinde oturacaklar. Aynı güvenceleri şey için de verecek. Bölgesel yönetim için de verecek. Bölgesel Kürt yönetim için de verecek. Ve dolayısıyla birlikte bir planlamayla bunların çıkartılması gerekiyor. Ama bunların çıkartılmasının esnasında biraz evvel söyledim. Paramiliter güçler, aşağı gibi paramiliter güçlerin çok köklü bir şekilde yerleşmiş vaziyette oldukları için ve bunların arkasında İran olduğu için İran'la da bu konuda Türkiye'nin görüşmesi gerekiyor. Yani bu bölgede de bir şeye benzer. Türkiye-İran, Türkiye-İran-Irak, Türkiye-İran-Suriye arasında bir görüşme trafiğinin başlaması gerekiyor. Ve bir ittifakın başlaması gerekiyor. En azından PKK unsurlarının, terörist unsurlarının bu bölgeden temizlenmesi açısından. Çünkü bunlar devam ettiği sürece Irak'ın parçalanması söz konusu. Irak'ın parçalanmasını herhalde İran da bizim gibi istemiyor yani sonuçta. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı düşündüğünü görüyoruz. Irak'ın parçalanması, Suriye'nin parçalanması konusunda. Dolayısıyla sorun Amerika ve onun baskısı sonucunda bu işi engellemeye çalışan İran. Yani Amerika Haçlı Şabi'ye baskı yaptığı zaman, PKK'yla beraber çıkın diye baskı yaptığı zaman bu sefer karşısında İran'ı buluyor. Ya da şeyler İran'ı buluyor. Merkez hükümet İran'ı buluyor. İran'ın tepkisiyle karşılaşıyor. Bir diğer konu, şimdi bakın Türkiye'de terörle ilgili teröristlerle çalışmalarda gerçekten çok önemli bir başarı elde edildi ve işte 300'ün altına indiği değerlendiriliyor bu teröristlerin. Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre. Ama bunların büyük bir kısmı 11-12 bin kişi şeye geçti. Irak'a geçti, Kuzey Irak'a geçti. Bunların bir kısmı şeyde Suriye'nin kuzeyindeki bu zaten organik bağ olan PYD ile YPG ile birlikte. Geri kalanları Kuzey Irak'ta, işte Mahmur'daki kamplarda ve diğer kamplarda duruyorlar. Bunların bir kısmı da Kandil'den şeye kadar doğru giden, hat üzerinde bulunan Sincar bölgesinde. Amerika Birleşik Devletleri eğer bu şey esnasında nükleer çalışmalar, nükleer toplantılar esnasında büyük ihtimalle bu konuda İran'a da baskı yapacak. İran'a baskı yapması için Irak'ın kuzeyinde olan PKK'yı ve PKK unsurlarını kullanmak durumunda. Yani başka türlü nasıl baskı yapacak? Onları kullanmak durumunda. Onları kullanmak için de büyük ihtimalle Irak topraklarını kullanacaklar. Yani Irak topraklarında bulunan PKK unsurlarını yedek güç olarak arkasına atıyor. Buna baktığımız zaman belki Türkiye'yi önümüzdeki dönemde bir yani barış süreci demeyeyim ama buna benzer bir şey. İşte PKK bitiyor zaten. Silah bıraksın, adı da şu olsun, dağılsın diye düşünebilir. Ama yeni bir örgütle birlikte PKK bu bölgede, Irak bölgesinde İran'a karşı kullanılmak üzere hazır bekletiliyor. Bir defa bunu açık ve net olarak söylememiz lazım. Açık bekletiliyor. İran'a yönelik bir operasyondan sonra da büyük bir ihtimalle aynı anda Suriye'ye yönelik bir operasyon, işte PYD devletinin kurulması gündeme gelebilir. Onun için PYD nasıl Amerika'nın Suriye'deki müttefiki ise, PKK'da Irak kuzeyinde bulunan PKK unsurları da aynen Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki müttefikidir ve bu müttefikle birlikte Emre
emekli kor general İsmail Hakkı Pekin'le siyaset gündemini ve aslında Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir konuyu değerlendiriyorduk. Bağlantımızda bir problem var. Problem çözüldüğü anda döneceğiz kendisine. Çünkü daha sormak istediğim sorular var Sayın Pekin'e. Çünkü önemli bir dönemden geçiyoruz. Dünyadaki dengelerin değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Çok kutuplu bir dünyanın önümüzdeki günlerde şifreleri nedir diye Sayın Pekin'e sormuştuk. Sayın Pekin de bu noktaya ilişkin açıklamalar yapıyordu. Önemli bir nokta özellikle Türkiye'nin Irak'a yapmış olduğu ziyaret gerçekten çok önemli. Az önce Sayın Pekin'e soracağım soruların aslında tüm yanıtlarını ilk bölümde kendisi de ifade etti. Bu ziyaret bir taraftan da Türkiye'nin daha önce yaptığı bir çağrıyı akıllara getirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik eğer Irak hükümeti isterse PKK ile mücadele konusunda yardım etmeye hazır olduklarını ifade etmişti Ankara'nın. Bu açıklamanın hemen arkasından Hulusi Akar ve Orgeneral Yaşar Güler'in Bağdat'a yaptığı ziyaret çok önemliydi. Sadece Irak Başbakanı ve Irak Savunma Bakanı ile görüşmeler yapılmadı. Aynı zamanda Irak İçişleri Bakanı ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile de bir görüşme yapıldı. Ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde Irak'ta PKK'ya karşı bir operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair Irak hükümetiyle birlikte mesajları aslında bir yerde teyit eder ve doğrular nitelikte bir ziyaretti. Ama Sayın Pekin'in bu noktada önemli bir vurgusu vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki boşluğu doldurmak için bir takım arayışlar içerisinde olduğunu ifade etti. Hem Irak'ta hem de Suriye'de müttefiki olan kara gücü olarak adlandırdığı PKK-PYD'yi belki yeni bir kılıfla sahaya sürebileceğini, bölgedeki ülkeleri baskılamak adı altında yeni bir örgütsel hareketlilik içinde bulunabileceğini ifade etti Sayın Pekin. Bağlantımız tekrar sağlıklı bir şekilde kuruldu. Komutanım az önce kesildi bağlantınız. Devam edin lütfen. Bakmayın. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Bir defa daha tekrar etmiş olayım. Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde PYD-YPG bölgesinde o bölgede kurulmakta olan ve şu andaki kuvvet mevcudu 65 bin bulan, yani militan mevcudu 65 bin bulan bir devletleşme çalışmaları var. Amerika tarafından desteklenen, silahla, tesisatla, parayla desteklenen. Orada bunlar Suriye'de nasıl Amerika'nın müttefiki iseler, Irak'ta bulunan PKK unsurları da yine Amerika'nın önümüzdeki dönemde İran'a yönelik baskı için uygulayacağı, Türkiye için de aynı baskı var, uygulayacağı daha çok İran'a yönelik baskı için uygulayacağı bir gücün unsurlarıdır. Amerika yine bu unsurları, PKK unsurlarını kullanarak İran üzerine baskı yapacaktır Irak'ta. Onun için bu güçlerin Irak'tan çekilmesini istememektedir. Yani istese bile bunun arkasında başka bir plan olduğu açıktır. Yani yapmak istedikleri şu: biz bunların isimlerini değiştirelim, bunun PYD ile alakası yoktur falan gibi isimlerle bunu bir şekilde İran'a karşı kullanmak istiyor ve elinde de İran'a karşı kullanılacak bir kod. Söylediği şudur: diyor ki İran'ın Tahran'dan başlayıp Tahran, Bağdat, işte Şam ve Beyrut'a giden bir hat var. Bu hat İran'ın şeyidir. İsrail ve Amerika'ya baskı yapmak için kullandığı bir direnç hattıdır. Dolayısıyla bu direnç hattını kırmak için ben bu bölgede bir Kürt devletçiyi kurmak istiyorum. Daha doğrusu hesabı birleştirilmiş bir Kürdistan kurma hesabı var. Bunun için de Türkiye, İran'ın, Irak'ın, Türkiye'nin ve Suriye'nin parçalanması gerekiyor. Zaten Irak parçalanmış durumda fiilen. Suriye de fiilen parçalanmış durumda. Tekrar federal devlet olur mu olmaz mı, federasyon olur mu olmaz mı, ona bakılması gerekiyor. Artık şu andaki hesabı İran'a yönelik bir hesap var. Yani onu da nükleer anlaşmayla beraber, İsrail'in güvenliği için kullandığı bir anlaşma var. Arkasından da Türkiye'ye yönelik Kuzey Irak'taki, Suriye'nin kuzeyindeki bir devletçinin teşkili var. Türkiye'nin bütün bunlara hazır olması gerekiyor. Yani önümüzdeki günler gerçekten çok önemli şeylere, çatışmalara gebe. Ve bu çatışmalardan evvel büyük bir diplomasi trafiği var. Türkiye'de zaten şu anda
büyük bir üzerindeki baskıyı kaldırmak için hem Avrupa'dan gelen baskıyı, Amerika'dan gelen baskıyı hem de bölgedeki baskıyı kaldırmak için büyük bir şeye girdi. Yoğun bir diplomasi atağına geçti. İşte hepsiyle görüşüyoruz ama bu diplomasi atağında emin olun Türkiye'nin kendi tezlerini kabul ettirmesi için hatta Türkiye'nin bazı şeyleri kabul ettirmesi için Türkiye'den taviz verilmesi isteniyor. Yani çok basit şeyler karşılığında Türkiye'nin tavizler verilmesi isteniyor ve Türkiye'nin onun için bu konuda çok dikkatli olması lazım. Taviz verilmediği sürece ben bu barış taarruzundan ya da bu şeyden ne diyelim yeni bir şey anlaşmalar bloğundan bir fayda gelmeyeceğini değerlendiriyorum. Yani anlaşmalar ya da görüşmeler serisinden fayda gelmeyeceğini değerlendiriyorum ama Türkiye'nin yapacağı başka bir şey yok. Çünkü bu kadar çok büyük baskı altında girince ister istemez öncelikle bu baskının azaltılması gerekiyor, yayılması gerekiyor. Bu baskının yayılması için şu anda Türkiye işte Avrupa Birliği ile görüşüyor, Amerika ile görüşmeye başlayacak, belki de görüşüyordur, İsrail ile görüşüyor, diğer ülkelerle görüşüyor. Sayın Savunma Bakanımızın, Hulusi Akar'ın ve Sayın Güler'in yapmış olduğu temaslar var. İşte Rusya ile görüşüyor ve Kafkaslar'da yeni bir Güney Kafkaslar'da yeni bir durum ortaya çıktı. Şimdi bütün bu görüşmeler devam ediyor. Ama bu görüşmeler devam ederken emin olun Batı'nın bizden istediği siyasi taviz olacak ve Türkiye belki bunu da biliyor Türkiye zaten ne isteyeceklerini, daha evvelden de ne istediklerini biliyor. Bu tansiyonu yaymak ve birdenbire bütün herkesi karşısına almaktan çekinip ya da almamak şartıyla gücü belli alanlarda yaymak ve gücü sorunları parça parça çözmek. Yani bu sorunların birdenbire çözülme imkanı yok. Parça parça çözmek durumunda. Bunlardan bir tanesi şeyde bulunan Irak kuzeyinde bulunan terör örgütünün ortadan kaldırılmasıdır. Tamamen o bölgenin terör örgütünden bağımsız bir hale getirilmesidir. Birinci şey bu. Daha sonra da işte sırayla konu şeye gelecek. Suriye'nin kuzeyine gelecek, diğer bölgelere gelecek. Olaya böyle bakmak lazım. Yani Türkiye bunları parça parça çözmek durumundadır. Çünkü Türkiye'nin elinde çok büyük imkanlar geçeceğini değerlendiriyorum bu konuyla ilgili. İşte Amerika'nın İran'la yönelik nükleer anlaşması, İsrail'in güvenliği, ondan sonra İran güçlerinin Suriye'den ve Irak'tan çekilmesi, yani bunlar. Arkasından Karadeniz'deki durum, yani Karadeniz'de NATO'nun girmesi, Rusya'nın çevrelenmesi, başka işte Doğu Akdeniz'deki durum. Bütün bunlara baktığımızda, Doğu Akdeniz'deki durum dahil olmak üzere baktığımızda ortaya çıkan şey şu. Çok sayıda sorun var. Bu sorunlar Türkiye'ye baskı yapmak için kullanılıyor. Ama aynı zamanda bu sorunlar başka ülkelerle de ilgili. Yani sadece bizle ilgili değil. Bizle ilgili ama aynı zamanda Avrupa Birliği'ni ilgilendiriyor, Almanya'yı ilgilendiriyor, Rusya'yı ilgilendiriyor, Amerika'nın kendisini ilgilendiriyor. Bölgede yeni baştan bir şey hakimiyet kurabilmesi için. O zaman da ortaya şu çıkıyor. Türkiye'nin yerine önümüzde çok önemli fırsatlar geçebilir. Türkiye bu fırsatları kullanmak suretiyle ortaya çıkacak olan bu fırsatlarla şeyleri, problemleri birer birer çözebilir. Yani biraz evvel söyledim, İran kuzeyini çözebilir, daha sonra Suriye'nin kuzeyini çözebilir, daha sonra işte Karadeniz konusunu, Ege konusunu, yani tabii Ege konusu ve Doğu Akdeniz konusu Yunanlarla yani görüşmelerle çözülecek bir konu değil. Bu konu Yunanistan'da görüşmeye başlamadan evvel şey, yani biraz açıkça söylüyor. Diyor ki bizim görecek tek şeyimiz var, deniz yetki alanlarının, yetki sınırlarının belirlenmesi diyor. 12-13 tane sorunumuz var sadece Ege'de. Kıbrıs sorunumuz var, diğer sorunlar var Yunanistan'la ilgili. Yunanistan güç itibariyle Türkiye'ye tek başına uğraşacak bir ülke değil. Aynı şey gibi, PKK örgütü gibi onlar da. Yani mutlaka arkalarına birilerinin alması gerekiyor. Uluslararası yardımın verilmesi gerekiyor. Yunanistan şimdiye kadar hep böyle yapmış. Yani 1826'da çıkan bu Yunanistan vesaire falan, Moreistan arkasından Yunanistan'ın kurulması konusunda hep arkalarında İngiltere'yi, Fransa'yı, Rusya'yı, diğer ülkeleri bulmuşlar. Ve bunlar vasıtasıyla belli yerler Osmanlı döneminde belli topraklar almışlar. Ve dikkat edin ufacık bir Mora Yarımadası'ndan Türk donanmasının yani Kavala Mehmet Ali Paşa'nın
oğlu İbrahim Paşa'nın kapısındaki donanmanın Navarin'de yakılmasından başlamak üzere teker teker o bölgede genişleme, adanın ele geçirilmesi, Balkan Savaşı'ndaki faaliyetleri, Türkiye'nin ya da Osmanlı'nın o zamandaki zaafinden istifade etmeleri şeklinde devamlı büyümüşler. İşte günümüze kadar geldiler, bakıyoruz. Bugün de şeyleri Türkiye'ye baskı yapmak için kara sularını 12 mile çıkarmaya çalışıyorlar. Ve öncelikle Türkiye'yi bu konuda sıkıştırıp, kara sularından sıkıştırıp Lahey Adalet Divanı'na götürmeyi ve orada Türkiye aleyhine bir karar çıkartmayı ve Türkiye'yi bu şekilde baskı altına almayı söylüyor. Türkiye'de bu konuda ben bu işi casus belli, yani savaş sebebi sayarım diye söylüyor. Tabii bunlar aynı zamanda Türkiye'yi tahrik etmek için yapılmış şeylerdir. Türkiye'nin bu konuda dikkatli davranması lazım. Tabii Türkiye böyle bir şey olursa bile, yani Yunanlıların bu ortamda böyle bir şey yapmaları durumunda bile, karasuların 12 mile çıkarılması durumunda bile bunu tanımadığını ifade etmek için hava kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini, uçaklarını bu bölgelerden geçirir, hava sahasını kullanır ve bu konuda da gerekeni yapar. Ama biraz evvel söyledim, Türkiye'nin bu karşı karşıya bulunduğu tehditleri baktığımız zaman bu tehditlerden kurtulmak için yani biz iç hat durumundayız. Dışarıda işte şey tehdidi var, Amerika'nın tehdidi var, Avrupa'nın tehdidi var. İşte Yunanistan'ın Karadeniz'le ilgili şeyle ilgili, Akdeniz'le ilgili, Doğu Akdeniz'le ilgili tehditleri var, Kıbrıs var. Bakıyoruz Kafkaslar'da tehditler var. Türkiye bu tehditleri almakta iç hat durumundadır. İç hat durumunda olan bir ülke bu tehditlerden kurtulmak için öncelikle diğer taraflarda şeyi meşgul, diplomasi ve diğer konularla diğer tehditleri meşgul ederken en güçlü tehdide karşı vurur, o tehdidi ortadan kaldırır. Türkiye şimdi bunu yapmaya çalışıyor. Gerçekten de PKK arkasına aldığı uluslararası güçler bakımından Türkiye'nin karşılaştığı ve Irak kuzeyinde sonlandırmak istediği önemli tehditlerden bir tanesi. Bunun arkasından da hemen Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen ABD'nin desteklediği bir şey devleti var. Terör devleti var. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun yolu da belli. Türkiye bunlarla baş edebilecek güçte. Ama bir şartımız var. Yani Türkiye'nin içeride iç cephenin güçlü olması gerekiyor. İç cephe, yani kutuplaşmanın ortadan kaldırılması, iç cephenin güçlü olması gerekiyor. Gerçekten önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda, yıllarda büyük bir terör tehdidi ya da büyük bir kaos bütün dünyayı saracak. Bu kaosun yarattığı ortamda Türkiye etkilenecek. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Kısa vadede etkilenecek belki ama orta uzun vadede eğer uygun planlamalar yapılabilirse, hedefler uygun seçilebilirse, bu hedeflerin içerisinde ekonomi dahil olmak üzere seçilebilirse, emin olun bölgedeki müttefiklerle beraber Türkiye sorunlarından birer birer kurtulabilir. Birden olmasa birer birer kurtulabilir. Bunun için de iyi bir planlama yapması lazım Türkiye'nin diye değerlendiriyorum. Komutanım, son sorum da şu olsun size. Sormak istediğim tüm sorulara aslında yanıt verdiniz. NATO'daki görüşmeleri soracaktım. Doğu Akdeniz'deki son tatbikatı soracaktım. Siz hepsini değerlendirdiniz zaten derli toplu bir şekilde. 20 Ocak'ta bir devir teslim töreni bekleniyor. Hem Irak üzerinde, Bağdat evet. üzerinde etkili olduğunu biliyoruz. Hem de bölgesel gelişmeler açısından da 20 Ocak'ın takip edildiğini biliyoruz. Sizce nasıl bir tablo ortaya çıkacak 20 Ocak'ta ve Biden aslında görevi devralmadan önce ekibini kurmaya başladı. İçerisinde tanıdık isimler var, McGurk gibi. Tüm bunları böyle ele aldığımız zaman Türkiye ve Orta Doğu ilişkilerinde küresel hedef nedir Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki dönemde? Yani şunu söyleyeyim, bakın bu olaylarla birlikte. Şimdi tatbikat Türkiye'ye karşı baskı yapmak amacına taşıyan bir şey. Yani Türkiye'ye mesaj veriyorlar. Amerika olarak biz Yunanistan'ın arkasındayız diye mesaj veriyor. Bu Amerika'nın her zaman yaptığı işlerden bir tanesi. Birisi bu. İkincisi biliyorsunuz bölgemizde iki tane komutanlık var. Amerikan komutanlığı var. Bunlardan bir tanesi şeydir. Avrupa komutanlığıdır. Türkiye'de Amerika'nın Avrupa komutanlığının sorumlu sahası içerisinde Amerika'ya göre. İsrail de oradaydı. Son yapılan değişimle birlikte İsrail Amerikan Merkez Kuvvetleri'nin sorumluluk alanına aldı. Yani diğer Arap ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri de Avrupa'nın
merkez komutanlığı içerisindeydi Amerikan güçlerinin. Şimdi de hepsi birden İsrail dahil olmak üzere merkez komutanlığı içerisine ayrıldı. Ve bu bölgede İsrail'in ile Arap ülkeleri arasında barış görüşmeleri denen görüşmeler, anlaşmalar imzalanıyor. Dostluklar yani aradaki kavgayı ya da çatışmayı giderecek anlaşmalar imzalanıyor. Böyle bir hazırlık var siyasi ortamda. Buna baktığımız zaman Arap devletleri bir tarafta birleşiyorlar, öyle söyleyelim. Ve bu bölgeden sorumlu da merkez komutanı, Amerikan merkez komutanlığı, İsrail dahil olmak üzere. Ve İsrail'in koordinatörlüğünde ya da İsrail'in liderliğinde Doğu Akdeniz'de bir blok oluşturulmaya çalışıyor. Bu aynı zamanda bu blok şeyde de oluşturulmaya çalışılıyor. Orta Doğu'da da oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi bu blokun hesabı şöyledir. İran'a baskı yapmak ve İsrail'in güvenliğini sağlamak için birincisi nükleer anlaşmanın yapılması. Bu konuda nükleer anlaşma yapılması için çalışmalar devam ediyor. Hatta şu anda İsrail basınına göre ABD'nin yeni yönetimiyle ya da yeni yönetimi atılanlarla şey arasında İsrail arasında İran arasında görüşmeler devam ediyor. Öyle bir İsrail basınında şey var ama Amerikalılar bunu yalanlar ama mutlaka gerçek payı vardır diye değerlendiriyorum. Sonuçta ABD'nin istediği şu. ABD İran rejimi değiştirecek. İran'ın etkisini azaltacak bölgede. Nükleer anlaşmanın, İran füzelerinin ile ilgili çalışmanın durdurulması, bunun önlenmesi bir anlaşmayla ve İsrail'in güvenliğini sağlayacak bir şeyin kurulması, sistemin kurulması. Bununla ilgili işte çalışmalar, ayrı bir çalışma devam ediyor. Biraz evvel söyledim İsrail Arap devletleri arasında. Ve aynı zamanda da İran güçlerinin ya da İran paramiliter güçlerinin, Hizbullah gibi Lübnan'daki diğer güçlerin, Hizbullah tabii Lübnan'a ait olduğu için onun etkisinin azaltılması ama diğer güçlerin Suriye'den ve Irak'tan çekilmesini istiyor. Böyle bir şey istiyor. Ve sonuçta ortada üç parçaya ayrılmış bir Irak, yine zayıflatılmış, rejimi değiştirilmiş bir İran, belki şu anda rejim değişikliği mümkün değil ama bu hesabı var. Yine üç veya dört parça ayrılmış olan bir Suriye istiyor. Ve Türkiye'nin de hem Irak'taki hem Suriye'deki varlığından rahatsız, Türkiye'nin de bu bölgeden çekilmelerini istiyor. Öyle söyleyelim. Ve bunun için de bütün bunları yapmak için de Rusya'nın ve Türkiye'nin yardımına muhtaç. Yani Türkiye ve Rusya'nın bu konuda, hatta İran'la birlikte olmak üzere birlikte karar almaları lazım, birlikte çalışmaları lazım ve Amerika'nın bu oyununu bozmaları lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tek tek işte Rusya'ya bir şeyler öneriyor. Tamam diyor, senin Suriye'deki haklarını tanıyorum, bununla görüşebilirsiniz. İran'a diyor ki bunları çekersen nükleer anlaşmaya geçeriz ve önündeki ekonomik darboğaz ortadan kalkar, yaptırımlar ortadan kalkar diyor. Türkiye diyor ki bak işte PYD'yi tanırsan, PYD'nin kuracağı devleti tanırsan bu arada Irak kuzeyindeki unsurları, PKK unsurlarını silah bıraktırırım diyor. Ama bütün bu işleri yapabilmek için Amerika Birleşik Devletleri hem Irak'taki hem Suriye'deki PYD ve PKK unsurlarına muhtaç ve onları kullanmak durumunda. Onları müttefiki olarak, stratejik müttefiki olarak da kullanmak durumunda. Aynı ihtiyacı İsrail de görüyor. İsrail de bunları kullanıyor. Ama şu andaki durum bu. Amerika'nın istediği Orta Doğu böyle bir şey. Büyük ihtimalle arkasından da Türkiye içerisinde huzursuzluk, Türkiye'deki yönelik terör tehdidi ve Türkiye'nin işte güneydoğusunda yine buna benzer bir özel yapı kurmak suretiyle çok uzun vadeli planlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu planların uygulanmasında Amerika'nın vazgeçme gibi bir niyeti yok. Yani bunu aklımızın köşesinde tutmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri hedefi belli. Bu hedef açık ve net olarak bölgede Birleşik bir Kürdistan'ın kurulması ve bunun için de Irak ve Suriye'de olduğu gibi İran ve Türkiye'nin parçalanması veya Batı'ya müzahir bir rejim haline getirilmesi, Batı'ya müzahir bir ülke, iki ülke haline getirilmesi ve Rusya'nın da bir şekilde güneyden sıkıştırılması anlamına geliyor. Yani bu konuda mutlaka Rusya'nın, İran'ın ve Türkiye'nin
birlikte hareket etmesi lazım. Aksi takdirde üç ülkenin de kaybedeceği çok şey var diye söyleyebilirim. Sayın Pekin, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Sorularımıza yanıt verdiniz. Çok sağ olun. Siz sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin konuğumuzdu. Özellikle Türkiye'de son zamanlarda sıklıkla konuşulan bir konuya açıklık getirdi. Irak'ın kuzeyine bir operasyon olur mu olmaz mı? İşte bu operasyon olur mu olmaz mı bilinmez ama operasyonun gerekliliğine dikkat çekti Sayın İsmail Hakkı Pekin. Aynı zamanda Akar ve Orgeneral Yaşar Güler'in Irak ziyaretini, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hedefini ve aynı zamanda son dönemlerde sıklıkla yine konuşulan noktalardan biri olan bölgede PKK ve YPG'nin gömlek değiştirmesi konusunun da ne anlama geldiğini ve bu noktadaki asıl planın ne olduğunu, bu tartışmaların perde arkasında hangi amaçların yattığını da ifade etti. Kendisine bir kere daha çok teşekkür ediyoruz. Sayın Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin konuğumuz oldu ve gündemi değerlendirdi. Şimdi az önce ifade etmiştik. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran bir tatbikat vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan bir kışkırtmaya imza attı. Gerçek mermiler kullanıldı bu tatbikatta. İki ülke Kardak benzeri bir adaya asker indirmesi yaptı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı da kışkırtma tatbikatının fotoğraflarını paylaştı. Amerikan ordusu Kardak benzeri bir kayalığa asker çıkardı. Türkiye'ye karşı Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alan Yunanistan, diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile tehlikeli bir provokasyona girişti. Yunanistan ve Amerika arasında Edis Odysseus adı altında yapılan ikili tatbikatta, Mora Girit arasında küçük bir kayalık olan Değirmenlik Adası'na ortak asker indirme operasyonu gerçekleştirildi. Değirmenlik Adası kayalıklarının yapısı açısından Kardak kayalıklarına birebir benzemesi dikkat çekti. Tatbikat kapsamında iki ülkenin helikopterlerince Karaviya atış tatbikatı alanı ve çevresindeki deniz içi hedeflere gerçek mermilerle ateş yapıldı. Yunanistan-Amerika ortak tatbikatı 12-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tatbikatın fotoğraflarını paylaştı. Fransa ile devam edeceğiz. Fransa'da 18 yaşından küçük kızların başörtü takması tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Macron yönetiminin 18 yaşından küçük kızların başörtü takmasını yasaklayan tasarısı reddedildi. Fransa'da Macron'un partisinin 18 yaşın altındaki kızlara başörtü takmayı yasaklama girişimi mecliste reddedildi. Cumhuriyet Yürüyüşü Milletvekili Hugo Bert ve Jean-Baptiste Moreau başörtü takma yasağını ulusal meclise taşıdı. Fransa'da iktidar partisinden iki milletvekili 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi yasaklayan iki madde eklediklerini açıkladı. Ulusal mecliste toplanan özel komite söz konusu maddeleri aşırıcı bularak yasa tasarısına eklenmelerine onay vermedi. Diğer yandan bugünden itibaren Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren yasa tasarısı ulusal mecliste görüşülmeye başlanacak. Tasarıyla camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor. Öte yandan Fransa'da vatandaş işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Merlin Schiappa, 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum açıklamasında bulundu. Çin ekonomisi 2020 yılında COVID-19 salgınına rağmen büyüdü. Önceki yıla göre ekonomideki artış %2,3 olarak kaydedildi. Ne COVID-19 salgını ne ticaret savaşları Çin'in ekonomisindeki büyüme durdurulamıyor.
Açıklamayı Çin Ulusal İstatistik Bürosu yaptı. Verilere göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası geçen yıl 101.60 trilyon yuan yani 15.68 trilyon dolar seviyesini gördü. Ekonomisi 2020 yılında %2.3 büyüyen Çin, Ekim-Aralık arasına denk gelen 2020'nin son çeyreğinde ise önceki yılın aynı çeyrek dönemine kıyasla %6.5 büyüdü. Böylelikle 2020'nin ilk çeyreğinde %6.8 küçülen Çin ekonomisi son 3 çeyrek dönemdir büyüme sergiledi. Gayri safi yurt içi hasıla 2019'da yaklaşık 14 trilyon 380 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Verilere göre yıllık büyüme oranları 2019'da %6.1, 2018'de 6.6, 2017'de 6.9, 2016'da ise %6.7 olmuştu. Dünya ise Çin ekonomisini yakından takip ediyor. Uluslararası Para Fonu IMF, 2020'de Çin'in %1.9 oranında büyüyeceğini tahmin etmişti. Konya'da ise salgın sürecinde ayakta durmaya çalışan esnafa tanıtım ve reklam desteği sunuluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi esnafına destek ver sloganıyla şehir merkezindeki billboardları işletmelere tahsis etti. Yoğun bir şekilde çalışırken bir anda ülkeyi, tüm dünyayı saran COVID-19 ve pandemiden dolayı işlerimizde aksama yaşandı. Salgın süreci en fazla esnafı vurdu. Salgından etkilenen esnaf satışlarını kuryeler aracılığıyla yaparken %10 ila 20 arasında komisyon veriyor. Bu da daha fazla maliyet anlamına geliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınından etkilenen esnafa verdiği nakdi desteğin ardından şimdi reklam tanıtım desteği için kolları sıvadı. Belediye, gel al ve paket servis yapan 3000 işletmeye billboardlu tanıtım desteğinde bulunuyor. Şimdi önemli bir uygulamayı daha başlatıyoruz. İnşallah Türkiye'ye örnek olur. Esnaf Odaları Birliğimiz ve Ticaret Odamıza kayıtlı 690 esnafımızın bilgilerini billboardlarımızda paylaştık. Özellikle gel al ve telefonla sipariş verilen işletmelerin böylece ciddi bir moral desteğinde bulunduk. Onların tanıtımlarına çok önemli bir katkı sağladık. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, salgın döneminde hem vatandaşlara hem de esnafa yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Birlik, beraberlik ve kenetlenme zamanı Konya'nın en iyisini yapacağına inanıyorum. Uygulamadan ilk etapta 690, toplamda 3000 işletme faydalanacak. Karadeniz'de batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları kar ve fırtına engeline takıldı. Bartın açıklarında batan gemiden 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Salla sana, salla! Gel! Come here! Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Karadeniz'in azgın dalgalarının yanı sıra kar ve tipi arama çalışmalarını engelliyor. Bartın'da İnkumu açıklarında Palau bayraklı Artvin isimli gemi kötü hava koşulları nedeniyle batmıştı. Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıyan geminin 12 personelinden 6'sı sağ olarak kurtarıldı. Ancak diğerleri o kadar şanslı değildi. Bartın valisi Sinan Güner arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şu anda görüyorsunuz denizde ve karada kar fırtınası tipi var. Denize bu şartlarda bir unsurun çıkması imkansız. Hava unsurlarından da helikopter dün akşamdan beri Amasra'da bulunmasına rağmen işte bu hava şartlarından onlar da hareket edemiyorlar. Amasra'da şu anda ayrıca hortum da var. Fakat karadan biz durmadan devam ediyoruz. Cesedi bulunan ilk kişi gemi kaptanı Galenko Vitali oldu. İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahiliyle kayalık alanlarda İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından arama yapılıyor. Göz gözü görmeyen tipi de geçit vermeyen kayalıklarda arama çalışmaları güçlükle ilerliyor. Batan gemiye 2 kilometre uzaklıktaki Mugada sahilinde 2 kişinin daha cesedi bulundu. Ulaşılmaz yerdeki cesetlerin alınması için Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri çalışma başlattı. Kimse var mı? Kaybolan diğer 3 kişi de aranıyor. Ancak olumsuz hava şartları denizden ve havadan aramayı engelliyor. Sahil güvenlik helikopteri ve TCG Fatih Fırkateyni'ndeki helikopterler de çalışmalara katılamıyor. İyi misin? Yes, yes, thank you. Very good. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 personelin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Efendim son haberimiz Bilecik'ten. Balkondan düşen kedinin dama zarar gördü. Şevket adlı bir kedi. Bursa'da protez damak yapıldı Şevket'e. Şevket. Şevket adlı bu sevimli kedi protez damakla yaşıyor. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde balkondan düşen Şevket'in damağı ciddi derecede hasar gördü. Kedinin sahipleri ilçedeki bir veteriner kliniğine başvurdu. Şevket, Eskişehir'deki hayvan hastanesine sevk edildi. Veteriner hekimler cerrahi müdahaleyle yarığın çapını küçülttü ancak yarık tamamen kapatılamadı. Şevket'in sahipleri Bursa'da daha önce başka bir kediye protez damak yapıldığını öğrendi. Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan veteriner hekim Erol Kaplan'a ulaştı. Kaplan, kedi Şevket'i nasıl tedavi ettiklerini anlattı. Daha önce Güçlü isimli bir kedide gerçekleştirmiş olduğumuz protez uygulamasının akabinde hasta yakını bizi buluyor. Ve biz de Şevket için damağına en uygun protezin modellemesini ve montajını gerçekleştirdik. Bundan sonraki hayatının geri kalan kısmında Şevket'in yaşam kalitesi yükselmiş olacak. Damağıyla soluk borusu arasındaki o açıklığı kapatmış olduğumuz için yemeğini daha rahat yiyecek ve bundan kaynaklı olarak yaşamış olduğu solunum problemlerinin de önüne geçmiş olacağız. Şevket protez damak sayesinde sağlığına yeniden kavuştu. Şevket. Efendim gece görüşünü noktalıyoruz. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerimizi ve öne çıkan haber başlıklarını aktardık sizlere. Konuklarımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Saatleriniz 23'ü gösterdiğinde günün özetinde tekrar buluşuncaya dek efendim sağlıcakla kalın, iyilikten, güzellikten ayrılmayın. Hoşça kalın.